İyi akşamlar. Bu akşam çok değerli bir konuğumuzla Özcan Hıdır'la oryantalizmi ve üzerimizdeki tesirlerini konuşacağız. Neden konuşacağız? Biliyorsunuz ülkemizde muhtelif din anlayışları var, din yorumları var, bir takım klişeler var bize dair ve İslam dünyasına dair. Bunları o kadar içselleştirmişiz ki çoğu zaman kendimizi icat ettik zannediyoruz. Hatta bazen forme olup şekillenip kendimiz de onlardan yeni türevlerini icat edebiliyoruz. Ama bunların çoğunun kökeni var ve kökeni de şuursuz hazırlıklarla yapılmış değil, bilinçli bir şekilde zamanında bazen birkaç asır önce atılmış tohumların yeşermesiyle kelime doğru mu bilmiyorum, olmuş durumlar ve bugün bizi hala etkiliyor, çok da derinden etkiliyor, dilimize etkiliyor, düşünce biçimimize etkiliyor. Kimler ee, çalışmış bizim inşamızda ve biz bunlardan nasıl etkilenmişiz Özcan Hıdır'la konuşacağız. Hoş geldiniz Özcan Bey. Hoş bulduk, Sağ olun. <laughs> Bu oryantalizm konuş konuş bitmeyen bir mevzu evet. ve açıkçası <laughs> özür dilerim insan işittikçe e, eliyle koymuş gibi gördüğü şeyleri birden anlayıp bulur hale geliyor ama bir yandan da e, dediğim gibi üzerimizde herhalde. ...çok büyük bir tesiri var. Şimdi, Denkit ederken bile bazen e, kendimizi bile o gözle görüyor ve konuşuyor olabiliyoruz. Şimdi Belkıs Hanım, tabii e, biz sizinle e, malum malumareniz burada e, beş ayrı oryantalizm programı yaptık evet, farklı çok, zamanlarda. Çok bir sene önceydi. Oldu. Evet ben de onun çıktılarını alıyorum. Zaman zaman Anadolu'ya, başka yerlere konferanslara falan gittiğimde çok izlendiğini, seyredildiğini. Hatta, Sonradan da. Evet, evet yani onun faydalı hatta olduğunu. Hatta bu akşam söyleyelim. Hatta bazı yerlere ders olarak okutulduğunu görüyorum. Evet. Yani o hatta başka başka konferanslara da evet. konu oldu. Başka isimler de aynı mevzuda evet. tebliğ sundu. Youtube'da ya da 24 TV'nin sitesinde eski bölümlerini hepsi var evet, seyredebilirler. Hatta bu akşam konuştuktan sonra büyük ihtimalle zaten seyretmek isteyecekler. Ama bunu izleyenler var. Ben özellikle e, görüyorum. Orada biz çünkü e, hakikaten beş ayrı farklı birbirini tamamlayan tarihi veçesiyle. Evet. Evet. Peki niye bugün altıncısı veya bir farklı versiyonunu bunun yapıyoruz? E, tabii sizlerle bunu işaret ederken e, aslında e, aralarda farklı yerlerde biz şunu hep görüyoruz. Bugünkü konuşacağımız konu oryantalizmin daha somut anlamda zihinlerimizi, nosyonlarımızı, kavramlarımızı, anlayışlarımızı, özellikle de din algımızı nasıl etkilediği. Aslında bizim üzerimizdeki tesirinin çok büyük olduğunu ben hala söylüyorum. Şahit Ama bunun farkında değiliz bazen, bunun bilincinde değiliz. Yani konuştuğumuzda aslında bir şey söylüyoruz. Ama aslında onun arka planında oryantalistik bir anlayış etkinin yattığını haberdar değiliz. Yani ya da bunu... yadırgadığımız evet. din anlayışlarında aslında evet, etkisi var. Ya Veya evet, Türkiye'de tartışılan etkisi. bir takım masum gibi görülen konuların arka planını deşelediğinizde bunlar gözüküyor. Hatta İslami tabiriyle kavramıyla fitne. Ee, Tabii fitne diyebiliriz buna yani e, İslam dünyasını karıştıran farklı e, olgular diyebiliriz İslam dünyasının içerisine atılmış biraz fitne tohumları diyebiliriz bomba diyebiliriz hatta yer yer. O yüzden ben e, ilk programımızda siz de hatırlarsınız. Bir siyaseti evet. var çünkü. O, evet, aynen öyle. Bir çok bir Bir ile geliyor. Bir amaçla ve metodolojisi geliyor. var evet. ve hayatını vakfetmiş insanlar var bunun i̇nsanlar için. İnsanlar var. Hakikaten ben onların bir kısmıyla da tanıştım bu batıda bulunduğum ortamlarda. Hakikaten bakıyorsunuz hayatında çok dürüstler ama bir amacı da matif olarak çalışıyorlar. Evet, bir misyon bu, dahilinde. Aynen. Burada i̇şte şimdi, fi fitne için evet. hayatını feda eden... Evet. İnsanlar burada şunu şu noktaları tespit ederek altını çizelim Beks hanım. İlk programımızda yine vurgulamıştım ben tekrar onu yenileyeceğim. Hatta bu Buyurun. münasebetlerle her zaman yenileyeceğim. Ben oryantalizmin hala ders liselere özellikle ders olarak konulmasını, üniversitelerde zaten lisans bölümlerinde özel olarak belli bölümlerde okutulmasını ama e, tabii... Yani sosyal bilim tahsili yapan... Aynen. Arka planıyla bütün okutulmasını... Hatta e, devletimizin farklı birimlerindeki özellikle e, mesela işte e, farklı mezheplere, meşreplere, etnik sektör yapılara yönelik birimlerinde e, seminerler olarak e, bunların verilmesini e, altını tekrar çiziyorum. Yani Çünkü bu güvenlik meselesi. İlyas Topsakal'ın dediği gibi din bir güvenlik meselesi. Aynen bir güvenlik meselesi. Ben din demiyorum burada. E, tedeyin diyelim ona ya veya dinin tezahürleri diyelim dinin kendisi değil ama zaten şimdi birazdan sizden işitince evet. niye güvenlik meselesi olduğunu defalarca teyit edeceğiz evet ee, bu bir ne diyelim saldırı çeşidi çünkü bu saldırı çeşidi teopolitik olarak karşımıza geliyor çünkü yani e, ben yine İlla o kavramı topla, çok topla tüfekle o, o kavramı olmuyor. yine çok kullanıyorum teopolitik olarak karşımıza geliyor niye Bazen bakıyorsunuz bu bir Türk, e, İslam dünyasını inşa eden, Türkiye'mizi inşa eden, İslam dünyasının merkezi, mihveri devleti, ülkesi olan, milleti olan, Türkiye'nin mayasını oluşturan etnik yapıları bozmak. Yapı bozucu bir gu, anlayış olarak karşımıza geliyor. Bazen çok temel bir kavramımızı e, deforme ediyor. Veya fesada uğratacak şekilde yani bir, bir taktikle geliyor. Lügat çıkartılabilir gidiyor. herhalde. Değil mi? Aynen. Bazen çok bildiğimiz insanları veya e, e, önde gelen din anlatan insanlara e, bir farklı bir yönüne geliyor. Onlara bir bakıyorsunuz bambaşka bir veçeyle karşınıza çıktığını görüyorsunuz. Yani hiç beklemediğiniz tarzda şeyler söylüyor bu insanlar size. Ya yani bu nasıl oluyor diyorsunuz. E, i̇şte nasıl olması biraz e, şeyle. Mesela Türkiye'de e, genelleme yanlış ama e, ilahiyat fakülteleri var. İlahiyat fakültelerinde ben de o ilahiyat fakültelerinin e, bir mensubuyum ama ilahiyat fakültelerinde hiç tercüme edilmemesi gerektiğini düşündüğümüz bir takım oryantalistik metinler hiç altına dipnotlar verilmeden, hiçbir açıklama yapılmadan, kritik edilmeden evet. e, peynir ekmek gibi tercüme edilip o gencecik Kaynat ilahiyat gibi. Evet, zihinlerine zerkedildiği isimler de onların cazip biraz. E, o alıp okunduğunu e, görüyoruz. Şimdi bütün bunlar bizim e, yani son tahlilde e, zaman içerisinde zihinlerimizdeki kavramlarımızı anlayışlarımızı bozuyor. Yapı bozucu bir anlayış olarak karşımıza geliyor. İşte bütün bunlar göz önünde bulundurulduğunda oryantalizmin ben aslında ya oryantalizmin ortaya getirdiği problematikle birlikte bir e, e, bu anlamda iyice etüt edilmesi gerektiğini yani teşrif masasına yatırılması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden bu programları da o o manada çok önemsiyorum. Size de teşekkür ediyorum özellikle 24 TV'ye de, de teşekkür, teşekkür ediyorum. Gerçekten bunu e, dert ediniyorsunuz. E, buradaki yetkililer de dert ediniyorlar. E, farklı kanallarda da bunu dert edinenler var ama gerçekten 24 TV'nin bu anlamda önemli bir ee, yani hassasiyetin olduğunu ben şahsen düşünüyorum. Çok teşekkür. Şimdi ediyoruz. burada e, e, tabii şöyle yani şimdi 24 TV'de insanlardan oluşuyor, İşte moderatörlerden oluşuyor. E, şerefli mekan bir mekindir yani bir yerin mekanın şerefli olması o yerde çalışan insanların, bulunan insanların şerefiyle olur. Çok teşekkür olur. ederiz Özcan. Yani e, dolayısıyla bu hassasiyetlerimizi bizim korumamız gerekiyor. Yani bu konularda gerçekten hassasiyet göstermek lazım. Şimdi. Eee oryan... iki iki asırlık bir geçmişi var. Bir de önüne bir şey gelmiyor, devamı geliyor, yeşeriyor. Eee. Evet. Oryantalizmle ilgili hemen kısaca daha önce de tekrarladığımız Buyurun. kısa bir bazı bilgileri vereyip hemen esas konumuza geçelim. Evet. Yani görür görmez tanıyalım bu akşam. Aynen. Ee, o ee, işittiğimiz tartışmaları aslında onlara tartışma da dememek lazım. Neredeyse insanlar birbirlerine giriyorlar. Evet. Ve herkes birbirini yine Allah korusun tekbir edecek seviyeye gelebiliyor. Aynen. Şimdi oryantalizm dediğimiz şey yani batılı Müslüman olmayan insandan doğuyu, İslam'ı araştırmasına diyoruz kısaca biz. Ee, ve bu 17. yüzyılda profesyonel olarak başlayan 18. 19. yüzyıllarda e, İslam'ı tanıma aşaması olarak devam eden, 19. yüzyıldan sonra da İslam'ı Müslümanları tanımlama aşamasına geçen bir faaliyet alanı bu. O tanımlama aşaması dediğim alanda çok önemli işte. Esas problem de orada başlıyor zaten. Tanıma aşamasında bizleri tanıyorlar. E, tamam kavramlar üretiyorlar belki, ne bileyim iddialarda bulunuyorlar <laughs> daha ama... Daha niyetli sanki o daha zaman. Şey, merakla yani, merakla araştırıyorlar, literatür şey. üretiyorlar. Ama belli bir dönemden sonra artık bilgi... Epistemik üstünlüğü de aldıkları için, çünkü şurada e, notlarım arasında da var e, size de göndermiştim, epistemik cemaat haline geldi artık, yani bir şey. Açar mısınız? Yani ne epistemik demek? cemaatler vardır bilirsiniz, belli bir şey içerisinde e, metodoloji etrafında şöyle diyelim onu, e, e, yani bir şeyin epistemik cemaat olarak oluşması için e, metodolojisi olması lazım. Metodoloji yöntem olacak. Metodolojinin ürettiği bir epistemoloji olacak. Buna bilgi diyoruz biz. Epistemoloji bilgi demek. Şimdi bu ikisi var oryantalizmde. Ama oryantalizmde olmayan şey ontoloji ve metafiziktir. Şimdi bizde de metafizik var, ontoloji var ama metodoloji ve epistemoloji yok. Dolayısıyla epistemik cemaatin... Orientalizm anlamında söylüyorum. Epistemik cemaatin çok geniş farklı yönleri var ama bu anlamda bir bilgi oluşturmasına gitmiştir. Ve dünyadaki algıları bugün işte İslamofobi diyoruz, İslam karşıtlığı diyoruz, işte aşırı sağ diyoruz. Dünyadaki işte bir takım devletlerin kullandığı yöntemler diyoruz, Müslüman ülkelere yönelik siyasetler diyoruz. Bunların hepsinin arkasında oryantalizm var. Oryantalizmin ürettiği. Literatür var, Bir de Müslüman ülkelerin var. birbirlerine Yöntem, karşı husumetlerinde tabii aynen de, öyle, de var. Aynen öyle. Siz, ben mesela bazı araştırmalarımda görmüştüm. Bizim daha ilk defa ismini duyduğumuz şeyleri oryantalistler 18. 17. 19. yüzyıllarda araştırmışlar. O kitapları neşretmişler. O kitaplardan bilgi, epistemoloji üretmişler yani. Şimdi biz bunlardan daha haberdar bile değiliz çoğu zaman. Şöyle mi Özcan Bey, bir İslamiyet'in içinden bir takım çıkan, Hareketler var negatif manada. Ama sonra son 2-300 yüzyılda, bu sefer dışarıdan müdahalelerle e, içeridekilerin devşirilerek ha, Orayı e, tam aslında çıkan... oraya da gelmiştik şey olarak iyi sordunuz orayı. E, şimdi şöyle söyleyeyim. Var. İslam'ın içerisinde öteden beri ta İslam'ın başlangıcından beri bir takım mezhepler, gibi. anlayışlar var. Farklı yöntemler var. Mesela diyelim mutezile var, şia var haricilik dediğimiz mezhepler var. Selefilik var, batınilik var, zahirilik var, müşebbiha var, mücessime var, kaderiye Aa, var, var. Bunlar dışarıdan müdahaleyle değil, içeridekilerin... Bunlar iç dinamiklerle ortaya çıkan şeyler. ortaya şeyler. Sadece Şia için hareketler. biraz farklı bir şey söyleyebiliriz ama o şu anda yeri değil. İslam'ın içerisinde bu mezhepler İslam içerisinde yorum farkları olarak veya e, metodoloji farkları olarak ortaya çıkmıştır. Bunlar zaman içerisinde gelişmişler. Kimisi kaybolmuş, kimisi daha devam etmiş varlığını. Mesela mutezile varlığını devam ettirememiş anlayış olarak, mezhep olarak. İşte diyelim haricilik diye bir mezhep yok bugün. Ama mantık olarak, anlayış olarak bunlar aramızda varlar. Şimdi oryantalizm ne yaptı? Oryantalizm iki şey yaptı. Bizim içimizdeki bu farklı yapıları özellikle de ana akım İslam ben çok önemsiyorum onu. Biz buna tırnak içinde ehli sünnet vel cemaat diyoruz. Büyük atıyoruz. fitnelere yol açanları evet. tafsif mi Ana akım İslam'a karşı duran, onlara sorular yönelten, onlara eleştiri yönelten içimizdeki bir takım mezhepler işte. Şia gibi, mutezile gibi. Şimdi bunları öyle bir keşfettiler ki onların literatürünün, onların sorularını, sorunsalını ana akım İslam'a yönelttikleri eleştirileri. Normal. Bunları neşrettiler batıda, onların epistemolojisini yeniden ürettiler, kavramlarını yeniden ürettiler, anlayışların sorularını yeniden ürettiler ve bunlar oryantalistik literatürde ana akım İslam'a tekrar yönelttiler. Buna biz neo-mutezile dendi bir de. Neo-mutezile yani mutezile vardı, mutezile kaybolmuştu ama bugün İslam dünyasında bile kendisini neo-mutezileyim ben diyen modernist insanlar var. Mesela örnek olarak söylüyorum sadece burada e, vefat ettiği için söylüyorum. Hasan Hanefi bir ke Mısırlı bir e, kelam e, hocasıdır. E, bir sürü kelam çalışmalar vardır. Felsefecidir aynı zamanda. Siz de tanırsınız Paris'e falan çok gelirdi o. E, yani e, felsefe de Fransızcası da çok iyi. E, dolayısıyla onun ürettiği bir takım anlayışlar var. Mesela e, hadise yönelik, Buhari'ye yönelik ne bileyim e, kelamın içerisinden yönelttiği şeyler var. Kendisini ben ne Mutezileyim diye tarif ediyor. Ama aslında reformist, modernist bir insan. İşte hadisle ilgili bir kitap yazdı mesela. Hadis, geleneksel hadis kavramlarının hiçbirini kabul etmiyor. Onların dışında tamamen yepyeni bir şey üretiyor. Bunu nereden üretti? Oryantalistik literatürden üretti. Oradaki eleştirileri yani aldı. Yani karşılıklı birbirini besliyor öyle Tabii mi? Tabii besliyor. Zaten ona biraz değineceğim. Yani dolayısıyla hariciliği aldı mesela. ...veya selefi anlayış bizim içimizde var. Bunlar orijinalde haricilik. Bir yorum geleneği dönem olarak dönem var. Çıkmıştı, bir yorum evet. geleneği olarak var. Ee, İslam onu kendi içerisinde tolere etti. Haricilik kayboldu gitti belli bir dönemden sonra değil mi? Yani Hz. Ali döneminden sonra haricilik diye bir mezhep kalmadı ama anlayış olarak devam etti. Şimdi oryantalizm ne yaptı? Bu harici mantığı işte bugün radikal entegre edilen bir mantık. Selefilik tabii bu. Mi? olarak tabii radikal entegrist selefilik olarak ve Daesh'li niyet olarak karşımıza dikti. Yani El Kaide olarak karşımıza dikti. Gerçek İslam biz de bunu zannettik ki El Kaide işte Amerika'ya şuraya buraya karşı e, savaşıyor. İşte Daesh e, işte bazı insanlar, bazı ahmak e, Müslüman kardeşlerimiz diyelim yani. Zannettiler ki işte bunlar gerçekten halifelik devletini kuracak, bilmem şey olacak. Baktık ki hiç öyle Kafetin bir şey içine değil adam yani. adam koyup yaktılar. Evet. Tamamen harici e, zihniyetin biraz da selefi radikal selefiliğilik de var işin içerisinde. Onun diriltilmesi olarak karşımıza Bunu kim yapıyor? Kim yapıyor bunu? Oryantalizm yapıyor işte. Oryantalizme dayanan batılı e, anla, anlayış yapıyor bunu. Şimdi bunun arka plandaki bu şeyi bilmediğiniz zaman, deşifre etmediğiniz zaman meseleyi biz sadece zannediyoruz ki hani haricilik bizim içimizden çıkmış bir şey. Tamam bizim içimizdeki bir yorum geleneği bu var burada. Ama onu dirilten kim? Onu tekrar ihya eden kim? Karşımıza diken kim? Burada dış Harici bir şey var. Peki bunu Özcan Bey bu oryantalizmi sürdürülebilir kılan da biziz herhalde o zaman. E, tabii biz biz bizim malzeme unsurumuzu Çünkü kullanıyor. yani o sürekli kendini güncelliyor. güncelliyor söylediklerinizden onu anlıyor. Zaman içerisinde işte şimdi modern dönemde kendi devşirme insanlarını da yetiştirdi. Ben e, bunu kabul etmiyor bazı ilahiyatçı kardeşlerimiz hocalarımız ama ben yine de tırnak içinde kullanacağım yerli oryantalizm. Yani yerli ve gayrimilliği mi? Yani işte diyebiliriz buna. O oryantalizmin gemisine binen, onun nosyanlarıyla hareket eden, onları böyle göklere çıkaran yani bazı hocalarımızla biz bu manada tartışıyoruz. Ama ben kimseyi itham ederek söylemiyorum. Peki bu, bu, bu bilinçli Yerli mi, yoksa diye bir, yoksa aşağılık kompleksiyle vardır de mi, alakalıdır. Evet, efendim. Ee, bilinçli bir tercih mi yoksa biraz Bazıları da? Bazıları bilinçli bir tercih. <laughs> biraz da aşağılık kompleksliği. Bazıları mi bilinçli bir tercih. Bazıları gerçekten yeni fikir olarak görüyorlar. Aa, bizim hiç görmediğimiz bir şey görmüş. Hani şeytanın gör dediği şey vardır yani. Çetin Altan'ın mı öyle bir köşesi evet, vardır. vardı? Evet doğru. Yani hakikaten hiç, nasıl görmedik biz ya bunu falan diyor mesela. Ya ne güzel görmüş adam diyor. Ne buna bakmış falan diyor. Yani hatta bu manada hayranlık da duyuyor. Bir kısmı böyle gerçekten. Bir kısmı hayranlık duyuyor. Ama bir kısmı da gerçekten fikirlerine hayran oluyor, metodolojisine hayran oluyor. Ee, yani farklı farklı tezahürler var burada. Mesela birkaç tane hoca var benim şimdi aklıma gelen ismini vermeyeceğim yine. Yani benim yıllarca mesela e, oryantalistlerin çalışmaları, ben aşağı yukarı 30 senedir bunlarla meşgulüm. E, dediğim mesela o zamanlar okuyup da gerçekten bu tercüme edilmemeli, bu hiç şey yapılmamalı, ilahiyat şeyine geçmemeli... Yani geçen sede işte dipnotlarla kritik ediler getirme dediğim şeyi getiriyor mesela şimdi WhatsApp gruplarında şurada burada bizim karşımızda. Kaynak kitap olarak Ne diyorsun. büyük adammış bu diyor mesela işte biz niye görmemişiz <laughs> bunu falan diye söyleyebiliyor. Halbuki söylediği şey İslam'ın temelinde altına dinamit koyma meselesi. Köküne o şeyi görmüyor. Yani o temeldeki o meseleyi. Demem o ki şöyle diyelim. Yani oryantalizmin tabii amaçlarından en önemli amaçlarından birisi İslam'ın ana akım, İslam anlayışını yarma o yapı bozucu bir faaliyete uğratma, oradaki mayayı bozma, bunu da 2-3 yöntemle yapıyor. İşte az önce söylediğim gibi İslam'ın içerisindeki bir takım grupları, anlayışları tekrar diriltiyor. neo o mutezile diyor, ne o haricilik diyor, ne bileyim başka bir şey söylüyor. Reformizm, modernizm adı altında geliyor. Bu kavramları üreniden üretiyor, bizim karşımıza getiriyor. Biz de zannediyoruz ki bu modern bir kavram, ya ne güzel üretmişler ya falan diyoruz. Ama arka tarafını irdelediğinde bambaşka şey çıkıyor. İkincisi de Tabii bunu e, sofistike yöntemlerle hakikaten e, yepyeni kılıflarla kendisi üreterek de getiriyor. Bunlardan bağımsız olarak e, bu, bu, bu yöntemleri kullanıyor. Şimdi mesela bir tane örnek vereyim size. E, mesela oryantalizm, selefilik, selefizm ve reformizm modernizm. Size ne ifade ediyor? Bu üç tane şey ayrı ayrı kulvarlarda olması lazım değil mi? Birisi şu köşedeyse, birisi şu köşededir. Bakın birisi ya. bu köşededir. Ama hepsi aynı yere su akıtıyor. Hepsinin bu birleştiği, birleşen nokta nedir? En önemli noktalardan birisi, hepsi de bir defa e, İslam'ın 14 asırdır oluşturduğu sahih geleneği atlıyor. Elini mezhepleri, atıyor. Mezhepleri atlıyor. Atlayarak nereye gidiyor? İslam'ın ilk asırlarına gidiyor. İslam'ın ilk asırlarında ediyor. ha, gittiğini iddia ediyor. İlk asırlarından oryantalizm e, e, İslam'ın ilk asrı diyor. Örlü period diyor mesela. Formatif period diyor. Oluşum dönemi, önceki dönem. En orijinal, en evet, bilmem. Oradan tekrar İslam'ı üretme. işte kavramları oradan üreti iddiası. Oraya gidiyor hep. O kavramları, o kitaplara gidiyor. Reformizm, modernizm aynı şeyi yapıyor. Modernizmler için gelenek e, tukaka ilan edilen bir şeydir. E, gelenek... Hayır, şimdi söylediğiniz belki daha gösterir gösterelim. Yani bir tanesi geriye gidip en orijinalini getiriyorum diyor. Bir tanesi de en son modelini getiriyorum diyor. Arabanın en son modelini aynı aynı şey. O en son model otomobille e, ilk model e, aynı eee Çizgi tezgahta. Çizgide buluşuyor. Evet, buluşuyor. Ama yine o modernizmde gittiği noktalardan birisi Kur'an üzerinden bunu yapıyor. İlk kaynak diyor yani. Diyerek. Oradan gidiyor yani. Şimdi selefizm ne yapıyor? Bakın selefilik aslında bunların ikisine de uzak olması lazım. Öyle değil mi? Yani ama selefilik de Kur'an ve sünnet diyor. O da mezhebi atlıyor, o da geleneği atlıyor. İki yöntem kullanıyor burada. Birincisi Kur'an ve sünnetten diyor. Biz diyor tekrar diyor ne yapacağız? Doğru İslam'ı ortaya diyor. Yani bu koyacağız diyor. 1400 yıldır yaşayanlar hiçbir Tabii. şey anlamamış bundan. Anlamamış Biz diyor. Aynen onu anladık Aynen ve onu şimdi size sunuyoruz diyor. Aynen onu söylüyor. Mezhepleri devre dışı bırakıyor. Ama burada sadece bir oyun yapıyor selefilik. Bunu modernizm de yapıyor. Ee, selektif okuma yapıyor, seçmecilik yapıyor. Yani o geleneğin içerisinden işine geldiklerini alıyor. Hariciler de bahsedelim. İbn Teymiye'yi alıyor. İmam Gazali'ye hiç itifat etmiyor. Atıyorum mesela Zahiri geleneği İbn Hazm'ı alıyor ama onun karşısında İbn Kudame'yi işte Hanbeli geleneği metodoloji de olarak hariciler için de aynı şeyi söyleyebilir miyiz? Yani Kur'an-ı Kerim o da selektif bir okumayla Yapıp yorumluyor değil mi? Tabii o, o yönü var ama sele se haricilerin tabii biraz daha farklı bir yönleri evet, var. Ama, ama hep o yönü var onlar. Yani selektif bir... okuma çoğunda var yani evet. aslında var. Yani, onu söyleyeyim. Bugünkü e, karşımızdaki bir takım e, işte sağa sola çıkıp böyle temel iddialarda bulunan insanların çoğunda selektif okuma var. Bir örnek vereyim size. Mesela hadise yönelik e, hadisi kabul etmez. Buhari'yi hiç kabul etmez. Buhari'yi eleştirilerde bulunur ama kendi iddiasını ispatlayan zayıf bir hadis bulduğu zaman üstüne atlar. üstüne atlar ve onu göklere de çıkarır. Ne güzel hadismiş bu falan der yani. Bu insanlarda böyle bir şey Bu ne oluyor? Selektif okuma ve indirgemecilik diyoruz biz buna. Yani zihniyetine uygun şeyi selektif olarak, seçmeci olarak alıyor ve bir şeye indirgiyor. Özcan Bey şeyi. buna dışarıdan bakınca bir insan inansın ya da inanmasın ama iyi bir hoca, gerçekten iyi bir hoca zaten onun metodolojisini baştan Metodolojinin sakat olduğunu ortaya koyabilir. Koyabilir. Değil mi? Koyabilir. Yani. Ancak şu şu var. Herkes koyamayabilir belki sanım. Burada tabii biraz Batı düşüncesini, oryantalizm okumalarını, arka planını ben mesela şahsen yani şahsen bunları nasıl biraz da şey yapabiliyorum hasbel kader diyelim yani yapabildiğim kadarıyla Orientalizm arka planda biraz değineceğim ona birazdan. Orientalizmin arka planında da bir takım felsefi e, ekoller var, ideolojiler var. Yani oryantalistler de aslında Avrupa düşüncesi içerisindeki o ideolojilerden de besleniyor. Yani diyelim mesela Hegel'dir, Darwin'dir, ne bileyim başka Kant'tır, şudur budur. Bunlardan da besleniyor. Ama şöyle isterseniz birkaç tane şey üzerinden gidelim. Yani bu kurucu oryantalistler var biliyorsunuz. Evet. Yani oryantalistler çok da veya oryantalist ekoller çok ama biz burada bazılarını işte bir unutmadığımız sunuk var mesela. Ve onların evet Sunuk Hurgronyi'den başlayalım isterseniz. Sunuk Hurgronyi e, kimdi? Burada biraz konuşmuştuk onu zamanında. Hollanda'nın gelişmiş geçmiş en büyük o e, İslam fıkıh uzmanıydı. Çok İslam fıkıh çalışkan. uzmanıydı. E, Endonezya valiliği yaptı. E, oralardaki tecrübelerini sömürge valisi yani. O zaman işte Endonezya Hollanda'nın e, biliyorsunuz sömürgesi. 1949'a kadar bu böyle gitti. Şimdi e, e, dolayısıyla Hurgun vali olarak gitti. As aynı zamanda Leiden Üniversitesi dediğimiz e, oryantalistik çalışmaların en merkezi yerlerinden Hollanda'nın bir küçük kasabası ama e, şarket çalışmalarında çok ünlü bir yer. E, ki e, bünyesinde Biril diye bir yayın evi var. Hı, Bilmiyorum hep bildiniz mi o yayın evini? çizersiniz. Evet. Evet e, 400 yıllık Hollanda ile yaşlı bir yayınevi ve bünyesinde 150'ye yakın 150 civarında ben en son saydığım rakamları söyleyeyim size. dünya çapında ilmi dergiler barındıran bir şey ve bunların en az 30-40 tanesi İslam'la ilgili. Hadis, tefsir, tasavvuf. 150 derginin dergi, dergi bunlar da bunlar çok, top seviyede şey, dergiler. Evet. Yani öyle diyeyim. Yani orada bir bir makale yayınladığınız zaman İslamlığı yok bile ona iki kat puan veriyor şu anda yani. Öyle dergiler bunlar. Bakınca Özcan Bey biz yaşamadığımız hissindeyiz ki öyle. Ama demek ki hala bizde bir şey var ki bu kadar üzerinde çalışılan bir e, toplumlar, e, toplumlarız yani öyle, Müslümanlar. Öyle tabii. Şimdi birilden e, belki sanırım birilden çıkan e, bir kitap, siz bilirsiniz Batı'yı biliyorsunuz, en az 100-150 euro ya çıkar ve top seviyede birçok dünyadaki birçok e, işte kütüphaneye otomatik olarak girer birilden çıktığı için. Yani öyle bir şey üretiliyor burada. prestijli. Dolayısıyla işte prestijli bir şey. Oradan işte kitabı çıkan insan böyle bir şey. Ama işte bunu bu hale getiren ne? Orientalistik arka plan var burada. Bir de tabii işini ciddiyette de yapıyorlar. Yani işin bir tarafı da o. Evet şimdi bu sunuğa evet. bakalım. Hurbronyi'de yani, bu sunuk da orada görevli. Yani o Leyden Üniversitesi'nde profesör bu. Hangi As yüzyılda gidiyordu? 18. yüzyılın, 19. yüzyılın başları yani. Diyelim 1800'lerin 18. yılların ikinci yarısı. Diyelim. Şimdi bakın orada e, Sunuk'un e, yani burada konuştuğumuz için ama kısaca geçeceğim onu. Yani Mekke'ye gittiğini, Müslüman olarak Mekke'ye girdiğini, orada üç tane önemli çalışma yaptığını, ilk Kur'an kaydını orada yaptığını. Yazılmış aldığını, en iyi Mekke kitabı. En iyi Mekke ]ymüştüm. kitabını orada yazdığını Mekke üzerine. Ondan sonra işte 6 e, ay gözlemleri neticesinde antropolojik, sosyolojik gözlemleri neticesinde e, arkadaşı Kur'an oryantalistine biz işte bu zamana kadar Müslümanları tanımamışız aslında Müslümanlar hadisle sünnetle yaşıyorlar biz sünnet çalışmalarına ağırlık vermeliyiz diye mektup yazdığını ki bu mektupların da yayınlandığını daha sonra bu arada Müslümanım diyor değil mi Müslümanım diye Abdülgafar ismini alıyor zaten hı hı. oraya Abdülgafar ismi Müslüman olmadan giremiyor Mekke'ye ama adamın şeyi şu gözlemi şunu söylüyor mektuplarında ya biz diyor bu Müslümanları diyor eğer içeriden gözlemleyemezsek asla tanıyamayız. Gerçekten de öyledir biliyor musunuz? Yani bir, bir oryantalist e, ne kadar uzman olursa olsun Müslümanlarla ilgili eğer Müslüman olmazsa, iman sahibi olmazsa gerçekten bir Müslümanı anlayamaz. Ondan itiraf da ediyor değil mi? Ediyorlar. Bu kadar çok şey okudum, ediyor. bu kadar çok şey biliyorum ama bir Müslüman gibi düşünmeyi beceremiyorum İçeriden diyor. İçeriden düşünmeyi işte orada sağlamak için bunu yapıyor. Abdullah Abdülgafar ismini alıyor. Onun için müminin ee, ferasetinden korkunuz. Aynen. Aynen. Orada işte şal var, cübbe, sarık görseniz böyle hani Şeyhül İslam zannedersiniz. Oradan mektup yazıyor. Tabii bu çalışmalar başlıyor daha sonra Leyden'da. İki çalışma yapılıyor. Ansiklopedi biliyorsunuz. Yani tekrar söyleyin. Biz Kur'an-ı Kerim'le uğraşıyorduk ama aslında bu adamlar ettik. Sünnet ve hadisin peşinden gidiyorlar. Evet. Çünkü onu peygamberi taklit ediyorlar değil mi? Yani Müslümanları tanımak için aslında günlük hayatta hadislerin, sünnetin bilinmesi gerektiğini, sünnet İslam kültürü olduğunu yani bir daha Yani oturuşundan yemek yemesine, çizelim. kalkmasına, düşünme biçimine, işte ibadetlerini yapmasına, çalışmasına. Yani. Evet her şeyine. Her şeyine, Hı, her şeyine karşı. Sirayet Uyumasına karşıyor, uyanmasına karşıyor. Şimdi dolayısıyla bir Müslümanı sizin tanımanız için bu... Müslüman bu hayatını günlük neyle şekillendiriyor bunu bileceksiniz. Bu kültür yani. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e bakmıyor Müslümanlar belki sanırım. Yani günlük hayatta siz bir şey yapmak için Kur'an'dan bir ayetle amel etmiyorsunuz. Kur'an tabii ki bizim başımızın tacı, anayasamız ayrı bir şey. Ama Kur'an'ın altındaki o tüzükler, yönetmeliklere bakıyoruz. O da hadis yani. Şimdi dolayısıyla adam bunu keşfetmiş. Şimdi o yüzden bugün Türkiye'deki sünnete yönelik toptancı yaklaşımlar, yapıcı eleştirilere bir şey demiyoruz. Toptan Sünneti inkar eden, Sünnete uyma yönündeki insanların kafasını karıştıran anlayışları ben asla orijinal e, orijinal bulmadığım gibi e, şey de bulmuyorum. Yani e, masum. masum da bulmuyorum. Onu söyleyeyim. Bu gerçekten birileri tarafından beslenen şeyler bunlar. Ama bir daha altını çiziyorum yapıcı eleştirileri. Şu hadis anlayamadım, işte şöyle sıkıntım var diyenler değil burada kastımız. Toptancı gerçekten şey yapanlar. Şimdi sunuk da. Ee, orada 6 ay kalıyor daha sonra bir de şifre oluyor biraz sonra oradan ayrılıyor ciddiye geliyor filan ama adam misyonunu da tamamlamış oluyor. Şimdi sunuğun e, önemli bir şeyi e, teorisi ne nedir onun en önemli şeyi? Müslümanları içeriden tanıma ve bu tanımada sünnet çalışmalarının önemini keşfediyor adam. Yani bu oryantalistler için önemli bir milat sayılıyor. Daha sonra hadis çalışmaları, sünnet çalışmalarına ağırlık veriliyor. Yani fitne fatta. fesatı buradan Bunun sokmam lazım. Yürütmeye çalışıyor. O zaman biraz evvel söylediğiniz ve masum olmadığını düşündüğünüz ee, diyelim benzer bilim adamları ee, İslam dünyasında ve ülkemizde de. Onları bir kenara koyalım ama bunları seyreden seyirciler sadece şu sunuğun tespitinden bile aslında yol haritasını çizebilirler değil mi? Tabii i̇şte ki adam çizim. çalışmış, o kadar evet. senesini vermiş. Evet. Bu adamlar nasıl Müslüman olmuşlar? Nasıl mümin olma yıldın ilerliyorlar? Ha, hadis ve sünnet üzerinden. Aynen, aynen. Tabii ki yani, O zaman biz bunu tahrip edelim. İşte öyle. Yani aslında seni en iddialı olduğun alandan vurmaya çalışıyor. Yani nerede de hakikaten bu insanların mayasını, hakikaten şeyini, özünü oluşturan şey varsa Oraya yoğunlaşıyor. Şimdi birazdan yani bir başka biz şey daha söyleyeceğiz. Böyle sünnete ve hadise saldırdığını gördüğümüz insanlar, şahit olduğumuzda daha doğrusu hemen uyanmamız gerekiyor bir kere. Uyanmamız lazım. Hemen işte oryantalistim demeyelim belki anlamaya çalışalım. Nereden hakikaten bunun zihnindeki etki geliyor? bazen hani masum olarak insanlar etkileniyor sosyal medyada. Onlara hani bir şey demiyoruz. Onlar belki şeydir. Ama bu işi gerçekten bir de bilim olarak, adamı olarak ortaya çıkaran Planlı onlar. olarak gerçekten inanmış olarak yapan insanlarda ben ben masumiyet aramıyorum. Onu söyleyeyim. Yani bunlar kesinlikle bu ülkeye de iyilik de yapmıyorlar. Yani öyle söyleyeyim. Yani insanın işte ne bileyim bazı hadisleri anlamada problemler olabilir. Bazı hadis metodolojisi terimlerinden yönelik eleştirileri olabilir. Bunlar kendi içerisinde yapılır, kendi yapıcı eleştiri üslubu içerisinde yapılır. Bunlar da zaten Bunlar. halkın önünde evet. ortadan orada yapılmaz. Da orada Onlar yapılmaz. da bilim ama, adamları ama bir araya Ama kalkıp da işte biraz sonra söyleyeceğimiz noktalara sözler söylerseniz, bu bunun ben doğru olmadığını düşünüyorum. Biraz devam edelim isterseniz. Buyur. Mesela Lawrence var. Lawrence. Arabistan'da Lawrence. Evet. İkinci olarak bunu ele alalım. Ee, tabii bu arada sunukla ilgili biliyorsunuz bir tartışma halen de devam eder o Müslüman mıydı değil miydi tartışması. Hatta onu Leyden'deki mezarını hala ziyaret edip Fatih'e okuyan Endonezyalı insanlar var bu arada. Ben onları da gözlemledim. Hatta tartıştım onlarla. Gelip Yasin okuyup Fatih okuyan insanlar var onun mezarında. Halbuki ben bütün talebelerine sorduğumda Müslüman olmadığını, münafık olduğunu söylüyorlar. Yani oraya işte Müslümanlar, e yaptığı içeriden... çalışmalardan belli zaten. Şimdi Lawrence, Arabistanlı Lawrence denen bir kişi var biliyorsunuz. Bu aslında siyasi kişiliğiyle biz bunu hep e, tanıdık. İşte e, ama aslında, aynı, ölüyor, ama mi? aynı zamanda bir oryantalist bu. 58 evet. tane dili bilen, hatta Arabistan Arapçanın bazı diyaleklerini, lehçelerini bilen bir insan. Ama tabii stratejist bir oryantasyon. aynı bir de zamanda. yaptıklarını anlatıp annesine işte bu türden işler yapıyorum diye Aynen. E, yazıyormuş. Şimdi ne yapıyor? En önemli işlerinden birisi aslında e, bence. Yani tabii orada bir sürü işler yapıyor. O türden değil değil işleri. Değil evet evet. <gülüyor> <gülüyor> onlardan bir tanesi bence. <laughs> oradaki e, o dönemde 4-5 tane e, selefi anlayış var e, o İslam dünyasında belki sanıp. Yemen'de bir Selefi anlayış var. Sanaaniler, Şevkanilerle temsil olunuyor. Zeydi bunlar aynı zamanda. Aynı zamanda Selefiler. Mısır'da Reşit Rıza'lar var. Muhammed Abduhlar var. Bunlar da bir reformist Selefilik diyebiliriz. Bir Selefi anlayışı temsil ediyorlar. Çünkü Reşit Rıza aynı zamanda e, Muhammed bin Abdülvahab'ın talebesidir. Ona övgü düzen kitabı da vardır. Yani dolayısıyla bir reformist Selefilik yönü var onun. E, mesela Bilad-i Şam'a geldiğimizde Şam bölgesine, orada da işte Kasimiler var, Cezayiriler var. Onlar bir de yine bir Selefi çizgiyi temsil ediyor. Irak'a geldiğimizde Alusi ailesi var. Çizgi olarak yine Selefi bir aile bunlar. Tabi Alusi şu ruhul meani diye bir tefsir var. Onunla karıştırmasınlar. O başka. O tasavvufi tefsir. Bu başka bir Alusi. Yani Şükriye el-Alusi. Şimdi dolayısıyla bakın 4-5 bölgede aslında Selefi anlayış var. Ama Lovrens ne yapıyor? Veya İngilizler o dönemde e, gidiyorlar. ...en bedevi, en işte kendi işlerine yarayacak tekfirci, radikal, entegris, daha katı, a selefi anlayışı e Necit bölgesinde buluyorlar. Ve bunu ilk önce Osmanlı'ya karşı da bunları biliyorsunuz e örgütlüyorlar. İş uzun tabii oradaki bahis işte şeyler var. E işte her şey, şey ailesi Ürd Ürdünlü biliyorsun Şerif Hüseyin ailesiyle mücadeleler var. Onlara girmeyelim. Ama onları bu aileyi Muhammed bin Abdül Vahhabı e, da destek verdirerek e, yeni bir selefi veya işte vahabi anlayışla e, Osmanlı'nın karşısına çıkarıyorlar ve sadece Osmanlı'nın karşısına çıkmakla yetinmiyorlar. Aslında bugüne kadar fitne tohumlarını İslam dünyasının içerisine ekmiş oluyor. Selefilik dünyanın her yerinde şu anda ee, ...gerçekten insanları fesada uğratan bir e, anlayış olarak... ...ben burada bütün selefi anlayışları kastetmiyorum. Makul selefilik değil burada kastımız. Radikal entegrist selefilik ve radikal e, tekfirci selefiliği kastetmiyorum. Ama bu tabii e, destek bugün... de alıyor. Yani Princeton'da çok mühim hocalar gerçek İslam zaten bu diye teoloji... İşte onu ıslah ıslahatçılar olarak takdim evet. ediyorlar. Muhammed bin Abdülvahab'ı gidin mesela 18. 19. yüzyıl literatüre... E, renewal olarak kelimesi e, tabir ediliyor. Yenilikçi, ıslahatçı, işte ihyacı falan gibi takdim edilir her yerde. E, muslih yani. Şimdi böyle takdim edilmek oryantalizlerin aslında bir şeyi işte. E, tam da bir e, kendi e, onları etkilediği e, misyonla ilgili araya bir şey. Araya gideceğiz şimdi ama hani bütün böyle aslında Osmanlı coğrafyasını saydınız son dönem. Hepsinde hareketler var diye. Neden eee birden bu düşünce biçimi yayılmış coğrafyada. Şimdi çok önemli bir soru, güzel bir soru. Yayılmasının sebebi tabii biraz şununla alakalı. Ee, İslam dünyası o dönemde 18. yüzyıldan itibaren bir buhranlı döneme girdi beksan Yani İslam tarihinde 4-5 tane buhranlı dönemimiz vardır bizim. Bunlardan bir tanesi e, İslam'ın ilk gün dönemindeki fitne dönemidir. Bu Sıffin Savaşı, Hazreti Osman'ın öldürülmesi. Hı hı. Bakın o dönemi İslam dünyası epistemolojiyle, doğru metodolojiyle ve bilgiye hükmederek açtı. Ondan sonra mezhepler inkişaf oldu yani şeyler daha. Büyük alimler çıktı. İkinci kırılma dönemi mihne dönemi dediğimiz Abbasi dönemine şeyin mutezilenin hakim olduğu 20-25 yıllık bir dönemdir. hakim oluyorlar Abbasi halifeliğine ve bütün alimleri sorguya çekiyorlar. Sorgu ne? Kur'an mahluk mudur değil midir? Ha, bu tartışması. çok önemli tam orada kalalım evet. Çünkü hala devam tartışması evet. devam ediyor Burayı anlamazsak İkinci... günümüzdeki O sizin sorunuzu anlamayız Anlayamayabiliriz yani. araya gidelim Küçük bir ara birazdan buradayız Ve devam ediyoruz Araya gitmeden önce Oriyantalistlerin e, yeniden İslam inşasına girişirken yüzyılın sonunda e, Osmanlı coğrafyasında pek çok Selefi grup olduğunu söylediniz. Ben de size neden birden e, böyle gruplar gördük diye sordum. Ve İslam dünyasındaki buhran dönemlerinden bahsettiniz. İlki Hazreti Osman Efendimiz dönemi, ikincisi Mihne dönemi dediniz buyurun. Mihne dönemini tabii 4 4-5 tanedir bunlar. Bu dönemlerde İslam ümmetinin alimlerin bu zorlukları nasıl açtıklarını bizim iyi tetkik etmemiz lazım. Hakikaten o ilk dönemdeki hakikaten kaotik durum, orada kaotik kaos var aslında. Hz. Osman'ın öldürmesi var, Sıffin Savaşı var, ne bileyim Cemal vakaları var, mezhepler çıkmış, Şia çıkıyor filan. Bir kaotik bir durum oluyor. o var. Bakın İslam ümmeti, İslam alimleri, e, firasetli yöneticiler, alimler o dönemi e, tabi Allah Resulüne yakın bir dönemde olduğu için aslında tecrübe de var. E, kaos döneminden kozmoza geçiş diyorum ben burada. Kozmoza geçişi sağladılar, bilgiyle yaptılar bu işi, bilgiyi ürettiler. Düzeni, metodolojiyi ürettiler. Kaostan, kaotik durumdan, kozmosa geçiş, kozmos düzendir. Kaos, düzensizlik biliyorsunuz. Dolayısıyla oraya geçişi bununla sağladılar. Sonra mihne dönemi geldi. Çok önemli Özcan Bey söylediğiniz, yani tabii doğru mu bu yorum siz e, teyit edebilirsiniz. Ama orada Efendimizle irtibatlı sahabe tabiin var. Evet. E, ve belki de sonraki nesiller için e, ibretlik de yani belki onlar o bu sebeple vuku buldu ki biz başımıza böyle şeyler gelince aynı yöntemi da, efendimizden diyor. daha ileri yıllarda evet. e, bir yol haritası çizebilelim diye. Yani tabii Allah Resulüne yakınlık önemli bir avantajıydı onların. Aynı zamanda bazen bu avantajsızlık olarak da karşımıza çıkabiliyor ama o oradaki e, büyük o alimler ümmetin işte sahabe tabiinin büyükleri alimler bu bilgiyi tekrar metodoloji üreterek aslında ehl sünnetin nüveleri de orada çıkmıştır ortaya. Yoksa ehl sünnet hayatın içerisinde insanlarda vardı. İnsanlar ehl sünneti yaşıyordu ama ehl sünnet demiyorlardı buna. Ama oradan sonra ne oldu? Yavaş yavaş ehl-i sünnetin temelleri de atılmaya başlandı. Çünkü baktı ki ya dışarıdan ana cadde inşa, ana cadde inşa edildi başladım. aslında. Evet. Yani öyle söyleyeyim. Çünkü bazı insanlar şöyle düşünüyorlar mezhepler tarihinde El sünnet işte daha sonra çıkmış bir şeydir falan diyorlar. İşte Mutezile onlardan daha önce Şia daha önce falan gibi. Hayır El sünnet zaten yaşayan ana caddeydi. Onun ortaya çıkarılmasına gerek yoktu. Ne zaman ki kaotik durumlar ortaya çıktı, sıkıntılar, şey, meydan okumalar geldi ehl sünnetin temel şeylerini inşa etmeye başladı alimler. Bu bu mecburiyet oldu. Mihne dönemi dediğimiz dönem de gerçekten önemli bir dönem. 218'de başlar, 250'ye kadar devam etmiştir Hicri. Yani aşağı yukarı 20-25 yıl. Orada e, Abbasi devleti ki e, önemli bir devlet o zaman, e, İslam dünyasının temsilcisi ona hakim oluyor mutezile anlayışı. Mutezile ne demek? Akılcı anlayış. Ki insanları, alimleri şu şeyle sorguya çekiyorlar. Kur'an yaratılmış mıdır, değil midir? Mahluk, Ma mahluk mudur, değil mudur. midir? Bugün hala Tartışması. Buhari'ler sorguya çekiliyor, Ahmet Bin Hanbel sorguya çekiliyor, o dönemin hadis alimleri sorguya çekiliyor. İşte Buhari diyor ki işte benim telaffuzum mahluktur ama Kur'an'ın kendisi mahluktur değil dedi. Kurtuluyor bu şeyden. Sigaya çekiyorlar. Dayak var, hapis var yani. Düşünebiliyor musunuz? Dönemin en önemli alimlerinden Ahmet Bin Ambel ev hapsine tabi tutuluyor. Kimseyle görüştürülmüyor. talebe görmüyor. Talebeleri geliyor uzaktan göremiyor. Biraz hocam. açabilir misiniz iki yorum arasındaki farkı? İki yorum arası Ahmet Bin Ambel şey yapmıyor. Karşı duruyor, demiyor bunu yani. Yani mahluktur demiyor. Mahluktur dendiğinde Kur'an-ı Kerim mahluktur denirdiği zaman e, yani Allah'ın e, kelamı yaratılmıştır oluyor. O zaman Allah da Allah'ın da Allah'a da yani kula izafe edilen şey izafe edilmiş oluyor. Kelamı kelamı kelamullah ezeli kadimdir yani. O tartışma vardır bizim şeyde detayı var bunun. Ancak Buhari diyor ki Buhari şöyle bir kelime oyunu yapıyor. Tamam Allah Teala'nın kelamı onun ayrılmaz lazımı gayrimüfakir ayrılmaz bir parçası bu yaratılmamıştır. Ama bizim Kur'an'ı telaffuzumuz lafzi bir Kur'an diyor. Telaffuzumuz yaratılmıştır diyor. Ya Çünkü dolayısıyla insan buradan kurtulmuş oluyor bir anlamda. Ya yani burada eleştiri alıyor ama bir anlamda hafif bir eleştiri bu. Dolayısıyla böyle bir fark var arada. Tabii ki mutezile bunun yaratılmış olduğunu söylüyor. Yani onların anlayışı bu anlayışı da dayatmış oluyor. Şimdi... Böyle dediğinde ne yapabiliyor? Yani bu yorumla yaklaştığında üstüne ne koyuyor? Neleri tahrip ediyor? Nasıl tahrip ediyor? Yani üstüne neleri tahrip ediyor? Onu tam bugünkü tarihselik tartışmalarına getiriyoruz işte. Bir örneklendirin de seyircilerimizden. Tarihselik tartışmalarında nasıl oluyor? Mesela şeydir. Kur'an-ı Kerim'in kendisi lafzı ve manası Allah'tandır diyoruz biz. Bu sefer ne oluyor? Yani o mutecilerin görüşünü esas aldığımızda orada Allah-u Teala'nın kelamı Yaratılmış olmuş oluyor. Yaratılmış olan şey de Allah'a ait bir şey olamaz. Değil mi? Allah kendisi çünkü bunun, onun kelamı da yaratılmamış olması lazım. Yani o tartışmaya Ondan gidiyor. Ondan sonra, sonra da istediği gibi tartışabilir, tartışabilir haline getiriyor. Evet orada bir şey açılmış oluyor, alan açılmış oluyor. Bu tartışma geniş bir tartışma. Bunu belki ileride başka konularda konuşuruz. Ama bir buhran dönemi oldu orada yine. Bu buhran döneminde zaman içerisinde yine epistemolojiyle, bilgiyle aşıldı. Alimler bunu aşmasını bildi. Daha sonra iş tabi normale döndü orada. O da batıniliğin tepkisi tabii değil mi? Evet daha sonra geliyor o. 5. asırda. 5. Asırda, asırda bir buhran dönemi daha yaşadık ki bugünkü asra çok yakın. İmam-ı Gazalilerin dönemi. Orada da içsel dışsal tehlikeler var. İşte bugünkü hani FETÖ'ye benzeyen anlayış orada var. İslam dünyasını istila etmiş mescitleri ele geçirmiş, vaizleri ele geçirmiş düşünün. Ezher Üniversitesi'ni kurmuş bu insanlar. Ezher Üniversitesi'ne Fatimi, Nizari, İsmaili grup kurmuş düşünün. Bugün Şia'nın en uç kolu yani. Yani daha bu işte Suriye'deki Nusayrilerden, Dürzilerden bile daha uç bir kol diyebiliriz bunlara belki onların kolları. Bu insanlar Ezher Üniversitesi'ni kurmuşlar. Eser Üniversitesi'ne dahiler yetiştirmişler ve bunları Ehl-i Sünnet'in kalesi olan Bağdat'a her yere göndermişler bunlar. Mescitlere ele geçirmişler. Ezanı değiştirmişler. Ezanı değiştirmiş demeyelim. Yani Ama ezana ilaveler efendim. var tabii o dönemde. Ama esas itibariyle din dili artık değişmiş. Yani ehl Sünnet'in dili yok ortada. Şia'nın uç kolunun dili hakim oluyor. Şimdi tam o sırada işte Allah bu ümmete İmam Gazali'yi nasip ediyor. İmam Gazali'nin hocası İmam Cüveyni var. O arada işte e, Allah onlardan razı olsun Selçukluların önemli hükümdarları Sultan Sencer, Melikşah o, ortaya geliyor. Ve bunlar yine epistemolojiyle, yine bilgiyle bu işi aşıyorlar. Bilgiye karşı bilgi. Yani orada bir kaotik düzen oluyor yine. Kaostan kozmosa geçiş yine bilgiyle oluyor. Bilgiyi yeniden üretmeyle oluyor. Ne yapıyorlar? Nizamiye medresesi kuruluyor. Azamiye medresesi kuruluyor. Ve buralarda... Onların karşısında onlarla mücadele edecek dahiler artık yetiştiriyor. Alimler yetişiyor. Bunlar mescitlere görevlendiriliyor. Ve gerçekten onlar kayboluyor. Etkisini kaybediyor. Tabi siyasi irade de var. Şimdi bakın yine bilgiyle buna karşı konuldu. Ama ondan sonra yine gazalilerden sonra gerçekten İslam dünyası bir atılım meydana getirdi. Anadolu'yu mayalayan işraki felsefeler ortaya çıktı. Farid raziler ortaya çıktı. Mevlana'lar, Urmevi'ler, Konevi'ler ortaya çıktı. Ve ama bu süreç devam etti. Ne zaman ki oryantalizm ortaya çıkıncaya kadar. Oryantalizm 16. 17. yüzyılda ortaya çıktı. Ee, İslam dünyası yavaş yavaş epistemik üstünlüğünü, epistemoloji üstünlüğünü, bilgi üstünlüğünü kaybetmeye başladı. Bu Buna karşılık Batı doğudan aldığı bu şeyi, literatürü, bilgiyi yeniden üreterek tercümeler yoluyla... ...o üstünlüğü ele geçirdikten sonra ne yaptı? Kavramlar üzerinden, nosyonlar üzerinden İslam dünyasına tekrar bilgiyle karşı karşıya getirildi. 18. asırdan sonra işte aydınlanma diyoruz biz buna. Aydınlanma tam işte kırılmanın yaşandığı önemli bir noktadır. Metafizikten yoksun batı düşüncesi epistemolojiyi ve metodolojiyi üretti. Yani metodoloji epistemoloji üretti. Şöyle diyelim yani yöntem, yöntemi ele geçirdiler, yöntem ortaya koydular ve yöntem bir bilgi üretti. Epistemoloji üretti. Ama bu epistemoloji aydınlanmada Ontolojisi ve metafiziği olmayan bir epistemolojiydi. Buna karşılık İslam dünyasında, İslam dünyasında daha öncesinde hem yöntem, hem epistemoloji, hem de ontoloji vardı. Ama 18. asırdan sonra, özellikle aydınların İslam dünyasındaki İstanbul'daki bir takım aydınların Paris'e batıya gitmelerinin neticesinde, peres olmaları neticesinde ve bunların geriye dönüşlerindeki tartışmalar neticesinde bu ontoloji ve epistemoloji zayıfladı elimiz pardon elimize sadece ontoloji metafizik bir bağlantı kaldı ama epistemoloji ile o e, metodoloji kayboldu. Batı'da da bunun tam tersi vardı. Şimdi bakın o dönemde işte tam karşımıza çıkan şey Ernest Renan denen birisi. Meşhur. Karşı. Siz bunu meşhur bilirsiniz. Ernest Renan. Bunu da seyircilerimiz gerçekten not etsinler, araştırsınlar. Bu çok önemli bir şarkıyatçıdır. Bugün İslam dünyasında, ve Türkiye'deki tartıştığımız, hala da tartışa durduğumuz bir takım şeylerin temelinde bunun esasında görüşleri var. Ben temelde birkaç tane şeyine işaret edeceğim. Buyurun. İslam mani terakkidir tezi. Evet. İslam terakkiye manidir. Yani gelişmeye manidir tezi. İlk önce Renan bunu şey yaptı. Aslında oryantalistik literatürde de bu vardı. Kullanılıyordu ama bunu Renan metodolojik bir zeminde, epistemolojik bir zeminde bizim karşımıza getirdi. Müslümanların geri kalmasını İslam'a yükleme meselesi bu geri kaldınız kalıyorsunuz bunun sebebi de sizin dininiz olan İslam'dır dedi aslında İslam'dır dedi ama ...açılımını da yaptı daha sonra başkaları İslam'ın içerisinde de nedir hadislerdir sünnettir dediler veya işte tasavvuftur dedi ne bileyim ilim anlayışınız dedi kelam anlayışınız fıkıh anlayışınız dedi bunlar sizin ayak bağınız oldu İnanacak artık terk edin bunlar yani bu bu fıkıh işte bugüne uymayan fıkıh anlayışıyla mı gideceğiz buraya? Bu hadisler mi bizi yol gösteriyor? Bugün de söylenen şeyler bunlar. Ve Bu Afgani anlayışın ile, bakın gittiği nokta mi? Erna Srenan'ın tezidir. O dönemin en büyük ismi en büyük Afgani ile yazışıyorlar. Kurucu oryantalistlerdendir öyle diyeyim ben. Afgani yani. ile yazışırken de o tuhaf bir şekilde yani niçin Hı. konuşulmuyor bilmiyorum ama yazışmalarını okudum ben Fransızca. Çok açık bir şekilde aslında Afgani'de neredeyse Rönan gibi konuşuyor. Hatta Rönan da diyor ki, e, ikna olduğunu söylüyor yani. Çok aydın, Sadece çok... Afgani değil. Afgani bakın biraz e, bence karanlık bir şahsiyettir hala öylece. ama diyor. fark etmez. E, evet. şunu söylemek istiyorum. Yani Rönan'dan çok farklı şeyler söylemiyor. Ama e, sadece Afgani değil işte. Afgani'den şeyde Reşit Rıza olsun, Muhammed Abdu olsun. Bakın o bir adı bu insanlar. çıkmış diyorsunuz. Alimler bu insanlar. Onun dışında başka alimler de var. Bunlar da bu tezleri şu veya bu şekilde işliyorlar, onu söyleyeyim. Yani şu veya bu şekilde diyorum, yani detayına girmiyorum. Onların söylediği bazı şeyler var, tartışmalarda bunlar karşımıza geliyor. İşte aklı öne çıkarma, nakil yeri atma işte ne bileyim bir takım şeyler, hadislere yönelik mesafeli tutumlar aslında bu söylemin genel Osman bir yansımaları bunlar. Osmanlı parçalanma dönemi. Parçalanma dönemi tabii bunlar, her yerden bir yerden hücum geliyor. Şimdi buna aslında farkında olmadan da buna teşne olanlar var. Onun ismini vermeyeceğim burada. Yani Geriledik, Türkiye'den ilerledik. bazı Türkiye'den evet. bazı e, e, bir ismi bilinen kişiler onlar. Şimdi bakın buradaki iddialardan bir tanesi Müslümanlar iyi güzel ama dinleri problem. Onların gelişmesine mani. Tezi de bu Rena'nın anlayışlarından birisi. Şimdi bu anlayış tercümeler yoluyla tartışılıyor. Allah razı olsun. Mesela o zamanlarda mesela Namık Kemal bile diye yazıyor. Şey ama yazdığı reddiyelerin temelinde Yine de reaksiyoner bir tutum var onu söyleyeyim. Yani temeli yakalayan şeyler değil. Bugün hala değil. yaşayan bir şey bu reaksiyoner tutum. Aynen o bir yanlış. Bu söylem sonra Müslümanlar diyor. da şöyle bir şey evriliyor. Müslümanlar ve İslam aslında makul, akla önem veren din. Ama onların tarihte ortaya çıkardıkları düşünce ve ilimler problemli söylemine evriliyor. Bakın ilk önce İslam dinine yönelikti bu. Daha sonra tabi İslam'ın bütününü şey yapmayacaklarına göre o zaman aslında İslam iyi ama... Müslümanların ortaya koyduğu dini ilimler, anlayışlar ve Müslümanları geri bıraktığı pratikler. Yani e, biraz öyle, ben söylediğiniz Selefizm, modernizm, reformizm evet. hepsi Ge yan yana gelişiyor burada. Burada kastettikleri evet. tam da gelenek. Yani bizim işte 14 asırdır ortaya koyduğumuz gelenek. Yalan. E, yalan. Mezhepler yani. işte hadis anlayışları, hadis yorumları, tefsirlerimiz bunlar yani kastediliyor burada. Şimdi bakın bu bunu bu, bu noktaya evrilmesinin sebebi biraz tabii kendilerini genel anlamda İslam'a yönelttiklerinde kabul görmeyeceğinin anlaşılması. Daha spesifik alana yöneltiyorlar. Burada da özellikle fıkıh, kelam ve tasavvuf hedef alınıyor. Onu söyleyeyim. Yani fıkıh, kelam ve tasavvufun hedef alınmasının esas sebebi şudur. Ee, belki sanırım İslam düşünce geleneğinde, İslam geleneğinde üç tane ana şey vardır. Akım direkt. diyelim. Direkt. Bir tanesi beyani ilimler deriz biz buna. Beyani ilimler fıkıh, tefsir, işte hadistir. İkincisi bu, bu ruhani ilimler deriz. Buna kelam işte deriz. Bir kısmı belki felsefenin bazı bölümleri girer. Ondan sonra irfani gelenek deriz. Buna da tasavvuf ...zühd geleneği girer. Şimdi bakın esas orada... ...bu üç geleneği de hedef alıyorlar burada aslında. Onu söylemiş olalım. Bir diğer husus bu geri kalmışlık söyleme... ...esasen sen saadetten sonra ortaya koyduğumuz... ...ilmi geleneğimizi tasfiye etme amacına matur. Ben böyle yorumluyorum bunu. Yani o geleneği... asıl saadetten bu yana ortaya koyan... ...gelene ek denen yani gelene ek yapılarak... ...yenilenen, teceddüt eden, tecdid edilen, ihya edilen o geleneğimiz... Hedef alınmış oluyor bir bütün olarak. Ne deniyor? İşte aslında e, İslam e, kendisi iyi ama İslam'ın ortaya koyduğu Müslümanların ortaya koyduğu bu gelenek e, bizi bugün bir yere götürmez diyor. Yani bunu söylüyor. Bu aslında bak masum bir söylem gibi geliyor aslında değil mi? Yani insanlar belki buna şey yapabilir. Yani ya hakikaten ya geleneğin içerisinde de bugüne uymayan yönler olabilir dersin. E, var vardır. Bugüne uymayan yönler de vardır. Ama bizim doğru yöntemimiz o geleneği reddetmek midir? Yoksa o geleneği tecdit ederek, ihya ederek yani bugüne e, hakikaten uyarlamak mıdır? Yani onu tamamen reddetmek yerine o günün e, şartlarında onu tecdit etmek midir? Bakın, tecdit etmek yani doğrusuyla müceddit diyoruz değil mi? Müceddit, muhyi diyoruz, muhyiddin diyoruz. Yani dini ihya eden. Bakın İmam Gazali İhya Ulumuddin dedi kitabına. Yani din ilimlerinin ihyası, dinin Ama, ihyası değil burada. Belki tartıştığı. bu da e, oryantalizmin bir tez şeyi e, tezahürü. E, bu söylediğiniz işte şimdi ihya etmek mesela. Bu kavramlar hayatımızdan çıktığı için de belki biz yani Tabii. böyle düşünmeyi bilemiyoruz. Silip atıyoruz ha, bir yandan. Çok önemli bir nokta söylediğiniz. Yani ben de hep şunu vurguluyorum. Eğer biz kendi geleneğimizi kendi inisiyatifimizle kendi yöntemimizle kendi ajandamızla aksiyoner bir tarzda proaktif bir tarzda ele alıp kendi meselelerimizi konuşmadığımız takdirde reaksiyoner tutumlara savrulacağız. Refleksif tutumlara savrulacağız ve birileri bir ajandamızı bize kendisi dikte edecek ve biz o ajandanın peşinde koşuyoruz. Koşuyoruz şu anda yaptığımız o yani. Ama işte bunun yöntemi nedir? Müslüman alimlerin, bizlerin meselelerimizi kendimiz olarak kendi yöntemimizle ihya etmek, tecdit etmektir. Bunun yöntem, bunu yapmadığımız takdirde işte bu tür şeylere düçar oluyoruz. Bakın e, e, mesela bir e, klişe vardır genel anlamda siz bunu çok iyi bilirsiniz. Bilimin gelişmesi Gazali'den sonra artmış, me kazanmış. Hala bugün televizyon Şimdi bakın programlarının en söylüyor? sevilen Bazı, tartışma da, konusu. Bazıları diyor ki, bunu oryantalistler diyor ki aslında bilimi donduran, statikleştiren imamı Gazali'dir. Bu çok klişe bir laftır. Ama bakın mesela Cemil Türkiye'de Recep de diye, de çok Mahkemi tutan Üniversitesinden. bir klişedir bu. Aynen, öyledir. Tamam. Peki sebebi ne? Mesela İmam-ı Şafi için de benzer bir şey söylerler. Bakın bu reformistlerin de çok kullandığı bir şeydir, modernistlerin ve oryantalizmden alınmıştır bu, daha ziyade arka planda. İmam-ı Şafi derler ki, İmam-ı Şafi için, İmam-ı Şafi'nin Er Risale adlı bir eseri vardır. İlk usul eseri sayılır, hem fıkıh usulünde, yani nasları anlama usulü diyelim ona, hem de hadis usulünde. İlk eser olarak kabul edilir bu eser. İmam Şafii'nin vefatı 204'tür. Demek ki bu eseri de 190'larda yazdı yani diyelim. Erken bir şey usul eseri için. Daha öncesinde usul yok değil, var ama İmam Şafii bunları topluyor, değerli bir sistematize ediyor yani. Şimdi bakın, bunu yaptığı için yani kavramları oluşturdu, bir insanların usul ortaya koydu. Şimdi İmam Şafii klişe, köşe taşı bir hal. Ve oryantalistlerin en önemli hedeflerinden birisi nerede bir köşe taşı alim varsa, nerede bir karizmatik alim varsa, mihver, merkez alim varsa ki merkez alim diyorum ben onlara, o insanlara hücum etmektir, onları hedefe koymaktır. Bunlardan bir tanesi de İmam Şafii'dir, İmam Gazali'dir. İmam Şafii için şunu çok tekrarlar, Türkiye'de de bu çok tekrarlanır e, akademiyada, ilahiyat akademiyasında. İmam Şafii aslında dinamik yürüyen bir anlayış vardır sünnette, fıkıhta her yerde dinamik yürüyen bir şey vardı. Statik hale getirdi kitabı yazarak. İddiası. İddiası. Bu oryantalistik bir iddiadır. Bunu da buna teşne olanlar var. Bunu hala kullanıyor insanlar. İmam, Müşah, İmam Gazali ne yaptı? İmam Gazali de şeyleri dondurdu. Düşünceyi dondurdu diyorlar. Halbuki tam tersi oldu. İmam Gazali dönemi, İmam Gazali'den önce felsefe gerçekten farklı bir zeminde yürüyordu. Sahi olmayan bir zeminde de yürüyordu yer yer. Yani e, Aristo mantığıyla yürüyordu. E, daha İmam Gazali bunu geldi bence irfani bir boyut katarak aslında iş, işraki felsefenin doğmasına yol açtı ki bence çok önemli bir açılımdır bu. Anadolu'yu mayalayan anlayış da aslında budur Hanım. Yani o Konevilerin, Mevlanaların, davud Davudu Karsilerin... İznik medreselerinin yolunu açan anlayış da aslında budur. O metafizikle fiziki ilimler birleştiren. Anlayıştır ki İmam Gazali ile bu ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla bakın burada söylenen oryantalistlerin iddialarının tam tersi durumlar geçerli aslında bizim anlayışımızda. Bakın Ama yine, yine de diyorsunuz ki oryantalistler nasıl bir tesir bıraktıysa. Bugün Hı. yani şimdi televizyon programlarını şöyle bir yoklasanız yakınlarda gördüm. Yani hayatında hiç İmam Gazali okumamış diyelim ki bilim adamı. İlahiyatçı değil ama bu söylediklerim işte İslam dünyası gazali yüzünden geri kaldı tartışması saatlerce Bunu, sürebiliyor. Bu klişe işte bu çok klişe bir laf yani e, bunun temeli yok temeli yok yani siz düşünebiliyor musunuz? 26 yaşında rektör olmuş Nezamiye Medresesi dünyanın en büyük üniversitesine rektör olmuş bir insan işte e, 500 tane kitap yazdığı söyleniyor. 51 yaşında vefat etti. Günde ortalama 70-80 sayfa kitap yazdığı söylenen ve yazdığı eserlerin her biri şahser olan bir alimden söz ediyoruz. Ve Allah'tan bir şey istemiş sadece bu. Demişler nasıl yazdın bu kadar kitabı? Demiş ki ben Allah'tan sadece bir şey istedim dua olarak hep. Zaman içerisinde ya Rabbi bana zaman ver. Zamanı bereketli kıl diye dua etmiş. Ve Allah bana verdi bunu demiş. Yani bu düşünebiliyor musun? Hayatının gayesi bu. İmam Gazali'nin böyle bir insanı siz ortadan kaldırdığınızda, şey yaptırdığınızda İslam dünyasında büyük bir boşluk, düşünce boşluğu Tabii Peki, yani o kriz dönemlerinde, o kaotik dönemlerde İslam dünyasını kozmosa, düzene doğru götüren alimlerden Yeniden, ki ben öyle görüyorum bunu. Şimdi bakın bu Enes Renan'ın bir başka iddiası daha var. Bugünlerde güncel aslında Türkiye'de. Dikkat ederseniz geçenlerde işte şey olur mu bilmiyorum. Celal Şengör bir açıklaması oldu. Ne dedi? Ne dedi? Ee, bir peygamberleri Hz. Musa, İsa, Hz. Peygamberi mitolojik dedi. Bu peygamberler aslında bunlar tarihen yaşamamış demek yani. Bu mitoloji iddiası e, Renan'ın düşüncesine dayanır esas. Bu Hz. İsa ile ilgili bunu söyledi. Daha sonra peygamberimize bu evrildi. Peygamberimizin mitolojik kahramanı olduğu iddiası benim Batı'da Hazreti Muhammed İmaj diye bir kitap çalışmam var biliyorsunuz. En sonunda var, Türk televizyonlarında da işittik diyorsunuz. Evet bu, bunu iddia etti ve bu yaygındı oryantalistik şeylerde. Ama öyle gözüküyor ki bu Batı paradigmasını temele alan Batı bilim anlayışını e, ciğerlerine kadar hisseden e, işte Celal Şengör gibi insanlar da bunu iddia ediyorlar. Sadece orada kalmıyor Ama bence. Ama Peygamber Efendimizle ilgili ilk defa herhalde Türkiye'de işte İlk ettik. defa söyleniyor evet aynen söylenmemişti. Bu Hz. İsa ile ilgili, Hz. Musa ile ilgili söyleniyordu. Peygamberimizle ilgili söylemedi. Peki bu iddianın başka söyleyenleri var mı? Var. Kim bunlar? Eee ...revizyonist bir ekol var oryantalistler içerisinde. Revizyonist bir ekol diyoruz. Bunlar çoğunlukla Kur'an oryantalistleridir. Mesela bunlardan bir tanesi John Wansborough'dur. İngiliz bir adam. Bunun ekolü vardır. Kur'an üzerine çalışmaları vardır. Ama Almanya ölçeğine geldiğimizde Günter Lüling, Christian Luxemburg, Hans Janssen denen bir çizgi var. Bunlara revizyonist ekol deniyor. Bunların esas şeylerinden, teorilerinden birisi... ...bakın Kur'an üzerine geçtik şimdi... E, teorileri nedir biliyor musunuz Belkıs Hanım? En önemli teorileri e, iki tane şeyler var. Birisi e, önemli olduğunu düşündüğüm. E, Hazreti Peygamber bir mitoloji kahraman. Mitolojidir. Onlar da öyle. Onlar değil. da öyle düşünüyor. bunu. Bir, bir kitaplar yazdılar. Düşünüyorlar yani, derken herhalde bunun üzerinden kitapları var yani. Evet, şeylerde. Propaganda ben, yapıyorlar. Tabi birisi Hans Janssen diye birisinin Muhammed diye bir kitabı var. Tarihi Muhammed. Mitoloji yani. Zaten onlar bunu söylüyorlar. İkinci iddiaları ne? İkinci iddiaları da Kur'an'la ilgili. E, dikkat ederseniz zaman zaman bu e, işte Birmingham nüshası, Kur'an'ın nüshaları bulunur. Zaman zaman böyle nüshalar üzerinden bazı iddialar e, gündeme gelir Türkiye'de de. E, onlar dediler ki e, aslında Kur'an Hz. Peygamber'e indirilmiş bir kitap değildir. Nedir? İslam'dan 200 yıllık e, dönemden itibaren bir süreç içerisinde Arami, İncil geleneği, Yahudi, Hristiyan gruplarca, Hazreti Peygamber'in hocaları onların da bir kısmı onlara göre, işte mesela Varaka bin Nefel gibi, Bahira gibi kişiler, bunlara Yahudi, Hristiyanlar deniyor, monofizitler deniyor. Bunlarca ve İslam'dan önceki bir süreçte Arami İncil geleneği diye bir gelenek var bu Suriye bölgesi, Biladişan bölgesinde. Bunların işte bunlar nedir? Ee, Hz. İsa'yı ilah kabul etmeyen gruplar bunların önemli bir kısmı. Bunların elindeki İncillerden hareketle aslında oluşturulmuş. Daha sonra da Hz. Peygamber'in e, bunu e, işte son şeklini verdiği veya işte ondan sonra kültüre işte verilen son şekli verilen bir kitap bu. Peki aynı isimler Hz. İsa'ya mitolojik kahraman diyorlar mı? Diyorlar evet. O da mitolojik. Ee, o da mitoloji diyorlar. Bunlar Peygamber efendimizi aslında kabul etmiyor ama peygamber efendimiz oradaki rolü çok basit bir rol onlara göre yok gibi denen. Peki. Yani kendi kendine Kur'an-ı Kerim aslında oluşturulmuş o süreç Özcan içerisinde. Bey, fakat şimdi hep anlattığınızda yani Kur'an-ı Kerim'e de gelsek başta sunun ortaya koyduğu tespit ettiği yerden gidiyor gözüküyor bu yol. Çünkü işte gene yani Kur'an-ı Kerim'e saldırmak için de Efendimiz'e saldırmak gerekiyor. Doğrudan Kur'an-ı Kerim'e saldırınca olmuyor değil mi? Evet, tabii tabii. Sunuk öyle bir şey söylemiyor yalnız. Sunuk sunuklu şey. Hayır şeyi demek istiyorum yani sünnet ve hadis üzerinden tahribat yapılmasıysa mevzu. İşte sünnet ve hadisin sahibi Efendimiz. Zaten Efendimiz olmasa Kur'an-ı Kerim yok. E, aynen öyle doğru. E, çünkü bugün e, bakın Belkıs Hanım e, İslam karşıtlığı İslamofobik e, söylemler bugün batıda iki şey üzerinden yürür daha ziyade. Hazreti Peygamber ve Kur'an. İki şeye saldırılar daha fazla gelir. Ya Kur'an yakma yıkma hadiseler olur ya peygamberimize saldırılar gelir. Bu aşırı sağcılar da hep böyledir. Manifestolarında hep bunlar vardır. Ama dışarıda Türkiye'de de öyleydi maalesef. Türkiye'de de öyle. Neden ama? Çünkü zaten İslam ümmetini iki kaynağını atıf yapıyor bu. Kur'an-ı Kerim zaten birinci kaynağımız. Peygamber Efendimiz'e saldırılması sünnetin sahibi olduğu için, hadislerin sahibi olduğu için. Onu yok ettiğin zaman, onu deforme, aşağı yani karaladığın zaman Sünneti de karalamış oluyorsun zaten. Onun ortaya koyduğu pratikleri karalamış oluyorsun. Dolayısıyla onlar bilinçli yapıyorlar bunu. Şimdi bakın. Türkiye'de de. Türkiye'de de öyle. Bence de öyle. Yani masum değil bu. Yani ben bakın yine altını çizelim. Peygamber Efendimizle ilgili siretini okur bir insan. Peygamberimizin siretinde işte şu var bu var der. Yani metodoloji içerisinde. İslam geleneği içerisinde bunlar tartışılır. Bunlar ayrı bir bahistir. Tartışmaya kimsenin bir şey olmaz. Yapıcı tartışmalar. Ama siz kalkıp da işte bazı ilahiyatçı arkadaşlar bunları ortaya koyuyor. Siz kalkıp da Peygamber Efendimizin ile ilgili kıytırık bir takım rivayetlerden orada burada peygamberlik öncesi rivayetlerden hareketle çıkıp da derseniz işte Hazreti Meryem üzerinden bazı şeyler söylendiği gibi Yakında işittik. Söylendiği evet. gibi ilahiyatçı bazı kimselerden ee, yine Peygamber Efendimizin işte babası üzerinden, soyu üzerinden işte aslında farklı kadınlara e, şey yapardı falan gibi laflar edip de Peygamber Efendimize dil uzatmak masum bir şey değil. Bakın muhakkak ne kadar, Özcan e, Bey, ama bu söylediğim onlar değil. Bir de onun daha değişiği vardı. İşte bugünlerde biraz durdu. Yani birkaç sene önce çok hararetli bir şekilde devam ediyordu. Evet. Ee, orada da Peygamber Efendimiz'e en iyi ihtimalle sanki bir nakil. Postacı gibi. Evet. Bar yani, yani tırnak edip... içinde kullanalım evet, postacı evet. gibi. Ara kablosu gibi şey yapıyorlar bazılar. Evet. Yani ne demek? Aslında Kur'an'ı Kur e getirdi. Kur'an bize yeter. Kur'an'ı getirdi. Hiçbir şeye karışmadı. Yani postacı getirdiği mektubun içeriğine şey yapıyor mu? Size açıp da okuyor mu yani? Bir şey yapıyor mu? Yok. Halbuki böyle bir şey olabilir mi? Peygamber Efendimizin esas itibariyle görevi yani doğru anlayışı da ortaya koyalım yani bunu masum dememekle doğru anlayışla ortaya koyalım. Peygamber Efendimize vahiy Allah Teala tarafından Kur'an Kur'an kalbine ilka edilmiştir. O kalbine ilka edilen vahiy hem lafız hem mana olarak Peygamber Efendimize Peygamber Efendimiz bunu ümmetine yansıtmıştır, yazdırmıştır vahiy katiplerince. Orada bir değişiklik, bir tasarruf yoktur. Ve hayatıyla hayatıyla da ortaya koymuştur. Buna da sünnet diyoruz biz. Onu yaşamıştır. Bakın burada horizontal vertikal dediğimiz bir şey var. Yatay, Sözüyle dikey. Sözüyle de izah Yatay etmiştir. ve dikey. Evet. o yüzden Kur'an-ı Kerim'in inmesine, Aziz Peygamber'in kalbine inmesine inzal denir. Nüzul inzal. İnme yani. Yücelerden bir şey iniyor. yatay olarak aktarılmasına da biz sünnet deriz. Sünnetin de tabir peygamberimizden sadır olmasına verede kelimesi kullanılır. Varit olma. Yatay olmayı bize ifade eder o. Dolayısıyla nüzul kelimesini kullanmayız orada biz. Yani böyle bir şey. Yani kalbe gelen şey vahiy muhafaza edilmiştir. Hem lafız hem mana olarak o ümmete lafız olarak aktarılmıştır aynı şekilde değiştirilmeden. Sonrasında mana olarak da pratize edilmiştir ve buna biz ne diyoruz? Sünnet diyoruz. Dolayısıyla buradaki şeyi iyi anlamak gerekiyor. Yani bunu iyi anlayamazsak aslında o vahyin oradaki sürece zaten oryantalistler tam da oraya e, getiriyorlar. Oradan şüphelerini getiriyorlar. E, bu tarihsellik anlayışı da buradan doğuyor. Ne dedi mesela e, Mustafa Öztürk bir dönem? E, i̇şte bizim geleneğimizde de var bazı de gıyla diye söylendi ki diye aktarılan bazı görüşleri nakletti. Dedi ki e, işte Kur'an-ı Kerim aslında bir görüşe göre peygamberin kalbine e, geldi mana olarak ama peygamber bunu kendi lafzıyla aktardı. E, küçük küçük tepelme evet. ediyorsunuz. Ama yani orada değiştirme meselesi gündeme geliyor o zaman. Yani mana olarak yani aynı kutsi hadisler gibi yani. Peki o zaman ben de soruyorum. La tuharrik <laughs> bihi lisaneke li bihi inna aleyna cem'ahu ve kur'ana. Ayet-i kelime bu. Yani sen ey habibim dilini kıpırdatma, dudağını kıpırdatma. La tuharrik bihi lisaneke li Acele ederek dilini kıpırtma onu okuyacağım, şey yapacağım diye ezberleyeceğim falan diye. Hayır. ''İnne aleyna cem'ahu ve Kur'an'' ''Hem onun toplanması, hem okutturulması, okunması bizim üzerimizdedir.'' Diyor Cenab-ı Hak. Dolayısıyla garanti var burada yani. Değil mi? Yani hem lafız hem mana olarak bir garanti var burada. Ee, yani ''İnna nahnu nezzelnel Kur'ane ve inna lehu lehafizun'' diye. Yani Kur'an'ı biz indirdik, onu da koruyacak mutlaka bizleriz buyuruyor ayeti kerimede. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın garantisi olan bir şeyde o zaman peygamberin tasarrufu nasıl olabilir? Hayır, Ancak biz sünnetle olabilir. Şimdi buraya yine şeyden geldik. Ee, aslında bugün işte Türkiye'de ve İslam dünyasında gördüğümüz muhtelif e, tuhaf yaklaşımların e, oryantalistlerle ilintisini e, Evet yani bu yaklaşımda Ernest Renan'ın e, tezlerini bize evet, anlatıyordu. En son Alman ekolündeki şeylere geldik ama şu şeyi değinelim. Hayır onlar da e, e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir taraftan mitolojik bir kişilik diyorlar. Bir taraftan da Kur'an-ı Kerim'i de e, tabii devreden Daha önce de peygamberin evet. da, dahili yok orada yani. Şimdi bir, bir diğer e, ekol belki e, kurucu oryantalist diyelim. Abraham Geiger ve talebesi Ignaz Goldziher. Önemli, değil mi? Bu Ignaz Goldziher çok... oryantalistlerin piri sayılır. Çok tanınmış. 1921'de meşhur. Macar asıllı bir oryantalisttir. Onun hocası Abraham Geiger bence önemlidir. Türkiye'de çok bilinmez. Ama Almanya'daki reformist Yahudiliğin kurucusudur bunlar. Yani Gozier de öyledir aslında. Reformist Yahudilik diye bir şey var. Alman'da ya da kuruldu bu 18. asırda. Ve daha sonra Amerika'daki Yahudilerin çoğu bunlardandır aslında. O anlayış devam etmiştir. Peki bunun İslam'la ilgisi ne? İki üç tane teori var burada. Onlar uzun hikaye girmeyeceğim oraya ama. Şimdi birincisi bunların aslında reformlarını ortaya koyarken Yahudilikteki reformların İslam'dan etkilendiklerini de söylüyor bazı araştırmacılar. Yani bu işin bir başka boyutu, oraya ayrıdan konuşuruz belki ileride. Ama esas bunların ortaya koydukları şey, İslam, Kur'an ve hadislerin Yahudi-Hristiyan kökeni teorisidir. E, diyorlar ki bunlar, İslam, mesela bu Geiger'in bir tezi var, doktora tezi, Frankfurt'ta yaptığı, 1900'lerin başlarında yaptığı. İşte Muhammed Yahudilik'ten ne aldı? Nasıl aldı? Nasıl oldu? Bunları anlatıyor. Bunun üzerine bir tez yani. Aynen bu başlıkta olan bir şey. Sonra işte İbn-i de bu tezi geliştiriyor ama daha sofistike. İbn-i daha akıllı birisi. Daha delilli müdellere gidiyor. Hadisleri inceliyor. Bir Muhammed Anışa Stüdyen diye bir kitabı var onun. Türkçe'ye de tercüme edildi. Onun ikinci cildi sırf hadis araştırmalarıyla ilgilidir. Bunların ikisinin de ortaya koyduğu anlayış... İslam aslında müştak bir dindir. ...orijinal bir din değildir. Yani dolayısıyla... ...Kuran ve hadislerde... ...ne olmuş oluyor? Bu dinin... ...sonradan oluşturulmuş... ...kaynakları olmuş oluyor Müslümanlar tarafından. Yani müştakbin değildir derken... ...Hazreti Peygamber aslında... ...Hristiyanlığın içerisinde bir... ...kişiydi. Yahudi Hristiyanlar demin dediğim gibi... ...bunu hocalık yaptılar. Ve bu insanlar onu eğitti... ...ve o... Yahudi Hristiyanlık düşüncesi içerisinden monoteist bir anlayışı geliştirdi. Burada işte istifade ettiği başka kaynaklar da vardı. Haniflik var, başka şeyler var. Dolayısıyla bu anlayışı geliştirdi. Kur'an'ı da buna göre yazdı. Kur'an da kendisi yazdı diyorlar bu sefer. Hadislerde zaten şey burada yazıldı. Şimdi en önemli teori bu. Gerçekten bu teoriyi benim e, önemli çalışmalarım bununla ilgilidir biliyorsunuz doktora evet, siz burada var. tanıttınız onlara daha önce. Dolayısıyla seyircilerimiz Yahudi kültürü vadisler, Hristiyan kültür vadisler kitaplarımızı alırlarsa orada bunun temelini görecekler. Şimdi bakın bu e, Goldziher'in e, en önemli iddialarından birisi belki örnek olsun diye sadece söylüyorum. oryantalistler dedik ya yani köşe taşı alimleri, muhaddisleri e, kim varsa onları hedef alırlar. İslam'ın ilk asırlarında e, hadislerin e, tedvin edilmesinde en önemli şahıs kimdir? İbni Şihab ez-Zühri denen bir alimdir. İbni Şihab ez-Zühri 124 vefatıdır Hicri. Tabiin alimlerinden yani. Emevi Sultanı Ömer bin Abdülaziz ki 5. Raşid Halife olarak kabul edilir. Yaklaşık 2-2,5 yıl halifelik yapmıştır. Onun döneminde gerçekten zekat verilecek insan bulunamamıştır. Öyle bir adil bir hükümdar. Hazreti Ömer'in de kızdan torunudur. Onun döneminde 99 yılında bir tamim çıkarılıyor. İbn-i şihab Zühriye bu görev veriliyor. Sen hadisleri, sünneti derle, toparla diyor. Çünkü sahabiler dağılmışlar. Onları tedvin etme görevi veriliyor. Şimdi bu görevi başarıyla da yapıyor i̇bn Şihab. Yolculuklar yapıyor, görüşüyor, tedvin ediyor, bir araya getiriyor. Ekibi var tabii. Emeviler buna destek veriyor. Şimdi bakın bu kişi köşe taşı birisi. Şimdi bunun yıkılması demek aslında sünnetin önemli bir kısmının yıkılması anlamına gelecek onların gözünde. Yani itibarsızlaştırma. Şimdi İbni Şihab'ı çok hedefe koyuyorlar. Diyor ki mesela Goldziyer ve daha sonra başkaları da bunu söylüyor. İbni Şihab aslında Emevilerin neydi? Bir görevlisiydi. Emeviler işte aslında İbni Şihab'a siyasi emirler veriyorlardı. Onlar adına hadis uyduruyordu bu adam uydurduğu hadislerden en önemlisi de kim? Hangisi? La teşüttür <laughs> rihalü diye bir hadis var belki sanım. Üç mescit hariç yolculuk için yani ibadet için yolculuk yapılmaz. Bu mescitler hangileri? Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa Kudüs. Şimdi bu hadis uydurma bir hadis. Emevi uydurdu. İbn-i Şihab bunu uydurdu diye söylüyor bu kişi. Sebebi ne? İyi bakınca anlaşılıyor. Sebebi ne? Emeviler çünkü işte işte kıbleyi oradan değiştirdi. Emeviler işte oraya önem verdi Kudüs'e. Kudüs'ü de bir yandan aslında şey yapmış oluyor. Bu hadis. Ediyor. Bu hadis uydurma olunca o zaman Hiç bu kadar tecelli etmesine gerek kalmıyor. yok. Diyor. Peki biz bu tartışmalar Türkiye'de nasıl gördük? Şimdi onu soracaktım. Takipçileri var mı bu adamların Türkiye'de? Nasıl gördük Türkiye'de bu tartışmaları? Siz takip etmiş olmalısınız aslında bunu. Buyurun. Ee, aslında Mescid-i Aksa diye bir şey yok. Mescid-i Aksa'nın Mekke yakınlarında bir mescit olduğunu söyledi bugün Türkiye'deki reformist modernist bazı kişiler. Onu atlamışım ne zaman söyledim. İsim, çok bu tartışılıyor çok söyleniyor bu. Yani e, Siret'te isimlerini bildiğiniz ben bazı isimler sayabilirim size e, bunları söylüyorlar. Yani aslında Mescid-i Aksa diye Kudüs'ün kutsallığı diye bir şey yok. Yani Kur'an-ı Kerim'deki o, o, da aylar, gitti. o da gitti. Dolayısıyla bu da uydurma olduğu için bunu da Emeviler uydurttuğu için İbn-i ve Zühriye. O zaman Kut Mescid-i Aksa diye bir şeydi. Ama çok güzel çalışıyorlar yani. Bakın şöyle evet. öyle gözüküyor. Yani çok masum mu şimdi bu? Yani bunu nasıl masum alabilirsiniz? Yani Kur'an-ı Kerim'de... Şu Hayır şimdi bu hadisi şerifin uydurma olduğunu iddia edince zaten bir de Hı. ikna edersen hakikaten Tabii şimdi mesela Türkiye'ye şimdi Kudüs'e gidiyoruz. Çok büyük değil işler mi? halletmiş oluyorsun. Peki bunu ben neye bağlıyorum? Neye söyleyebiliriz bunu? Ben bu masum görmüyorum. Bunlar Yahudi ikisini. Ay, Filistin diye bir şey ikisi. Hayır Filistin diye bir şey kalmıyor. Filistin diye bir şey kalmıyor. kalmıyor. Kudüs'ün kutsallığı kalmıyor. Kudüs kime kalıyor o zaman? Ne yaparlarsa yapsınlar öyle Yani. Evet. Esas itibariyle. Dolayısıyla bu söylemin arka planındaki saik anlaşılıyor aslında. Evet hem anlaşılıyor hem de yani bir taraftan da tabii insan... Bilmiyorum. Ee, bunu işittiği anda uyanıyor zaten. Evet. Bir da. diğer şey daha söyleyeyim size. Buyurun. Bunun devamı. Joseph Schacht ve e, Hollandalı ömrünü bakın ömrünü hadise değil, hadisin isnadına yani hadislere aktaran zincir var ya. Evet. O çalışmalara adamış. Bütün çalışmaları o alanda olan. Jumbo, Jumbo, Jumbo diye bir adam vardı. Deniyor. De Jumbo deniyor Hollanda'cası da Jumbo İngilizce olarak şey yapılıyor. Bunlar büyük sülale, 4-5 tane oryantalist var büyük. O İslam ansiklopedilerini hazırlayan şey bunlar yani. Leyden merkezli. Ben bununla tanıştım. Bu benim elimi sıkmadı biliyor musunuz? Ne diye? Ya ben dedi Müslümanların elini sıkmam dedi. Hatta bu Muhammed Arku'nun bir de bulunduğu bir ortamda ben de katılmıştım. Bir kitap tanıtımı vardı. O da oradaydı. Tanıyorum orada. E, elimi sıkmadı benim. E evet. ilk sıkman bir şey. şey çok olmazsa ama kendini, tabii onun kendini, şey değil. kendini Ama Joseph Shacht'den e, yine Yahudi aslında ama e, Türkiye'deki Fazlur Rahman'ın hocası olan e, Chicago Üniversitesi'nde Joseph Shacht var. Joseph Shacht'la yayın ortak noktası birçok görüşleri var bundan ama ben es oraları şey geçiyorum. Detaylı geçmiyorum. Sadece bir şeyinden bahsedeceğim. Bir teorilerinden. İslam fıkhının ahkamın temeli olan özellikle fıkhi hadisleri devre dışı bırakma amaçlı müşterek ravi common link teorisi. Bu teori çok meşhurdur oryantalist camiada. Yani şu demek. İslam'ın özünü ne oluşturuyor? Ahkam hadisleri oluşturuyor. Hüküm bildiren hadisler oluşturuyor. Değil mi? Şeriat da oradan çıkmıyor mu? Yani bütün hükümler. Her şey. Şimdi namaz, oruç, her şey onunla e, kayım. Peki bu hadislere yönelik niye bu teoriyi geliştirdiler? Şu teorinin esası şu. Aslında bu rivayetler zincirlerinde işte tabiine kadar gelir, tabiinden sonra Allah Resulüne devam etmez. Oralar orada uydurulmuştur bu hadislerin hepsi diyor. Orada tek bir ravi var, müşterek ravi, ortak ravi diyelim. Süfyan-ı Sevri. detayı çok bunun da anlasınlar evet. diye basitleştiriyorum. O kişi onu uydurmuştur diyor. Şimdi bu aslında diyor, ahkam hadislerin çoğu böyledir. Dediği zaman ne oluyor? İslam şeriatı ortadan kalkmış oluyor. İslam fıkı diye bir şey kaldı. Peki yine bizim gözümüzde canlansın. Türkiye'de takipçileri. Bunun takipçileri Türkiye'de ne diyor? Var mı? Bu bunu bütünüyle kabul eden e, bir lahçe ben rastlamadım ama bunun bazı e, yönlerini haklı bulan e, ilahiyatçı arkadaşlar. E zaten tümünü var. kabul ederse artık Evet. Bu konuda konuşmasını... Tabii ki konuşmaya gerek kalmaz. O zaman gerek zemini yok. de kaymış olur. Evet. Dolayısıyla bu teori gerçekten üzerinde ayrı belki bir program üzerinde detaylı konuşmayı gerektiren bir şey. Benim de bir makalem var bu konuda yazdığım. Dolayısıyla bu common link ve müşterek ravi teorisi ki bu müşterek ravi teorisini de Türkçeleştiren bendim yıllar önce. O kullanıldı literatürde. Peki Özcan Bey burada mesela hani bunlar uydurmadır derken özellikle seçtikleri, örneklendirdikleri ve yeniden insanları e yönlendirdikleri hadis-i şerifler var mı? Tabii çok var. Onları ayrıdan bir başka bir zaman konuşalım. Ha, evet, yani detayı var onun. Yani bir iki kelimeyle geçilmez o. Şimdi bakın burada e, birkaç şey daha de eee e, e, yani şimdi mesela biz burada kurucu oryantalistleri aldık. E, yani bunlara en az 5-6 tane daha ilave ederiz ve teorileri var bunlar çok. Bunlar pirleri. Bunlar pirleri ama daha devası var bunun. Ya Devamı da var. Da Günümüzde değil. var. E, devamları var. Postmodern Oryantalizm var. Post oryantalizm döneminde var. Şimdi buralarda tabii işte muhammedanizm kavramı üzerine yüklemeler var. Bir takım kavramlarımız cihat kavramının itibarsızlaştırması var. Ne bileyim başka kavramlar var. Bunlar ne yapıyor? İçini boşaltıyorlar. Farklı kavramlar yüklüyorlar bunlara yeniden. Cihadı o zaman söyle adını anlamaz hale geliyorsunuz. Muhammedanizm dediği zaman İslam Muhammedanizm diyor bunların çoğu. Ne olmuş oluyor? Muhammed'in Hazreti Peygamber'in kurduğu şey bir din gibi. Din kurucu yani. E maalesef bu din kurucu lafı hala biz de kullanmaya başladık. Öyle yani, mi? Ya Tabii tabii kullanıyor bazı insanlar bu din kurucu gibi. E ne din kurucusu? Din kurucu diye bir şey olur mu? Yani Peygamberimiz bu dini niye kursun? Yani, öyle zaman, bir şey mi? olabilir mi? Allah Ama, yok demek istiyor. Yani bir yönüyle oraya gidiyor yani baktığınızda. Şimdi bakın bu oryantalistlerin arka planında birkaç şey de işaret ederek zannediyorum vakitte bitiyor. E, felsefi ve e, ideolojik arka planları var. Bunlardan bir tanesinin Hegel olduğunu ben düşünüyorum. Yani çok var bunlar. Ben bunları tespit ettim bir kitabımda. Devam ediyor çalışmamız. E, Hegel ve Darwin. Hegel'in e, tarihin ve medeniyetin lineer devam ettiği, yani aslında e, tarih ve medeniyet kültür ilerledik. Ee, i̇lerledi, ilerledi, ilerledi, Batı medeniyetinde son şeklini bulduğu şeklindeki tekamül ediyor. Tekamül etme, e, medeniyetlerin anlayışı oryantalistlerde de var. Oryantalistler bunu ilmi kılıflar içerisinde bize takdim ediyorlar. Şimdi bu anlayış, e, İslam dünyasında gençlere gidin, konuşun, Batı medeniyetini hayrandıktı yani insanların kafasındaki şey de budur. Batı ilerledi, en son şeklini aldı. Ben Batı, Batı geçilmez yani. O ilerledi, sen Değil geriledin. Mi? Biz geriledik. Biz şu anda buradayız. Peki bizim buna karşı cevabımız ne olmalı? Gençlerimize, insanlarımıza. Yani bu doğru mudur yani? Hayır. Üç asır geriye gidin Bek Sanım, Gide, gidelim. Hani burada konuştuk daha önce biraz onlar tekrar gibi olacak ama. Marshall Hudson ne demişti? Marshall Hudson dedi ki İslam'ın serüveni kitabında. işte 17. 16. yüzyılda birisi uzaya çıksa, yeryüzüne baksa, yeryüzü Müslümanlardan ibaretmiş diye görecekti. Ne oluyor o zaman? 3 asır önce bu insanlar namaz kılmıyor muydu? O zaman batı yoktu. Ama şimdi i̇şte Müslümanlar Ernest gibi üstünlüğümüz vardı. Evet. İşte kompleksimiz yoktu. İlimlerde ilerdeydik. 17. 18. yüzyıldan sonra bu kırılmalar yaşandı. Dolayısıyla Hegel'in o anlayışı şu anda bizim zihnimizi işgal etmiş. Ama halbuki bizim buna karşılık cevabımız şudur. Ve tilkel eyyamunü daviluha beynen nez. Ayet-i kerime. allah Teala buyuruyor ki biz o günleri, zamanları insanların arasında ne yaparız? döndürürüz. O yüzden bizim e, tarih anlayışımız, medeniyet anlayışımız döngüseldir. Lineer değildir, doğrusal değildir. Dolayısıyla bugün zor durumdayız. Müslümanlar gerçekten vazifesini yapmıyor. Büyük bir ahlak problemimiz var bugün. Yani söylemimizle eylemlerimiz birbirine uymuyor. Allah Teala bize diyor ki: "Ey iman edenler, iman edin." diyor. Biz imanımızı aksiyona döndüremiyoruz. Ahlakı ortaya koyamıyoruz. Namazımızı camilerde kılıyoruz ama o namazımız bizi dönüştürmüyor. Kötülükten ağlı koymuyor bizi. Oruç tutuyoruz orucumuz bizi tutmuyor. İşte ne bileyim yani aksiyonumuzla imanımız arasında büyük bir açıklık var. Bu ahlak problemine işaret ediyor. Bu ama kapanmaz bir şey değil. Bu işte yani epistemolojiyle, bilgiyle, bilgiyi ahlaka, bilince dönüştürmeyle aşılabilecek bir şey. Ama bu kolay bir şey de değil onu söyleyeyim. Yani topyekün bir düşünme şeyimize ihtiyacımız var burada. Dolayısıyla yani gençlerimiz şuna kapılmasın insanlarımız. Ya Batı aldı başını gitti. Biz daha bunları yakalayalım. Hayır. Hayır. Yarın Batı'nın ne olacağı ki şu anda Batı bir krizin içerisinde aslında birçok konularda değil mi? Batı bir şey üretemiyor şu anda. Yeni filozof çıkaramıyor. Batı'da yeni gerçekten yeni bir düşünce yok. Yani. Bu anlamıyla Müslümanların büyük bir avantajı var. Sadece şunu işaret edelim. Müslümanlar bir kuvve güçlü, bir fiil güçlü değil. Bir kuvve güçlüyüz hala. Bizde üstünlük var, potansiyelimiz var. Batı o potansiyel bir kuvve güçlü değil, bir fiil güçlü. Dolayısıyla bunun tersine dönmesi mümkün. Yeter ki Müslümanlar bu krizi aşmasını bilsin. O tarihte dedik ya. Kriz dönemlerini Müslümanlar neyle açtı? Bilgiyle açtı, epistemolojiyle açtı, metodolojiyle açtı. Ama bu metodoloji ve epistemoloji ontoloji ve metafizik bağlantıyla kurularak yapıldı bu. Bugün Müslümanlar ontolojik bağlantısı var. Allah'la irtibatımız hala iyi. Elhamdülillah ki iyi. Ama metodolojimiz yok, yöntemimiz yok. Epistemoloji üretemiyoruz, bilgi üretemiyoruz. Sıkıntı burada. Dolayısıyla bu lineer tarih anlayışı değil döngüsel tarih anlayışına bizim gitmemiz lazım ama bu aydınlanmayla gerçekten değişmiş vaziyette. Bir diğer husus Kartezyen düşünce. Evet, hızlı hızlı geçiyorum pekikamız. biraz. Yani Kartezyen düşünce aslında parçacı düşünmeyi getirdi bizim Dekat. karşımıza. Evet. Daha doğrusu bu düşünce de bizi etkiliyor. Bakın Taha Abdurrahman diye burada üzerinde özellikle altını çizdiğim çizmek istediğim bir Faslı bir filozof var insanlarımızın video mu vakti İnsanlarımızı buna dikkat etsinler. Kitapları da Türkçe'ye tercüme edildi. Çok önemli bir alim, filozof. Tekrar söyleyeyim. Yani, Taha Abdurrahman. Taha Türkçe'ye tercüme edildi. Bakın düşünme biçimi gerçekten ahlak vurgusu yapıyor çoğu zaman. Müslümanların yeni bir felsefe ortaya koyuyor. Ama biz olarak felsefeyi ortaya koyuyor. Batı felsefesiyle değil. Buna işaret edeyim. O şunu diyor. Medeniyetleri ikiye ayırıyor. Bir medeniyet, Batı medeniyeti. ...faslul muttasıl üzerinden hareket ediyor Batı medeniyeti. Birlikte olanı parçalara ayırma üzerine Batı medeniyetini. Evet. İslam medeniyeti ise vaslul munfasıl parçaları birleştirme üzerine kuruludur diyor. Bu çok önemli bir şey. Bizim de bu şey üzerinden hareket etmemiz lazım. Çok, Ama bunun yöntemi gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz Özcan Bey. Çok büyük bir alakayla dinledik. Ee, i̇nşallah tekrar... Bu mevzunun başka veçelerini konuşacağız. Bu akşam bu ülkede Özcan Adır'la oryantalizm ve üzerimizdeki tesirini ve bugün bazen ekranlarda bazen sağımızda solumuzda gördüğümüz muhtelif dini yaklaşımların aslında kaynaklarını kaynakları derken işte oryantalistlerin zamanında ektiği tohumları müşahede ettik bir kelam belki bir söz son olarak buyurun ee, yani burada aslında tartışmamız gereken notlarım arasında var ama başka konularda inşallah bunlar konuşuruz evet. orientalizmin e, çağdaş İsrailiyat Mesihiyat Mecusiyat olarak kabul edilip edilmeyeceğini konusu tartışılmalıdır bunu belki diyorsunuz. ileride tartışırız Peki. görüşmek üzere diyoruz haftaya ee, iyi akşamlar.